Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinin 5.sindeyiz. Yani neyi tekrar edeceğiz? Üçgenin alanını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle her zamanki gibi şu uyarımı yapayım. Lütfen konu anlatımını dinleyin. Ondan sonra bir videonun açıklama kısmındaki e, linke tıklayıp e, geometri tekrar dersi 5'in e, boş kısmını indirin. Ondan sonra oradaki soruların hepsini siz çözün. Çünkü biliyorsunuz vakit değerli. Biz izlenme şeyinde değiliz. İzlemeyin. Hiç önemli değil. Ben burada sadece başıma ekstradan bir iş alıp oradaki soruların da çözümlerini yapıyorum arkadaşlar. Sizler ne yapacaksınız? Oradaki boş pdf'i çözeceksiniz. Çözemediğiniz soruların çözümüne de dolu PDF'ten bakacaksınız arkadaşlar. Oradan da anlamazsanız o soruların çözümü için videoya yine başvurabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar şey diyor. E, hocam ben sizin konu anlatımınızın da e, sorularınız hepsini sizin mantığınızda görmek istiyorum diyor. E, o arkadaşlar da tabii ki dinleyebilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Üçgenin alanını neredeyse bundan sonraki her konuda kullanıyoruz arkadaşlar. Yani dörtgenlerde zaten keza çok fazla kullanıyoruz. Ondan sonra çemberde de yine kullanıyoruz arkadaşlar. Katı cisimlerde de kullanıyoruz. Çember analiti, analitinde bile karşımıza çıkabiliyor. Hatta doğrunun analitinde bile kullanabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu alandaki temel yapıları yakalayabilmemiz için buradaki tekrar gerçekten çok önemli. Sorulara baktığınız zaman size önceden zor gelen alan soruları artık kolay gelecektir arkadaşlar. Yeni nesil sorularla yine biraz koymaya çalıştım üçgen alanda ne kadar yeni nesil soru yazılabilirse buraya koymaya çalıştım arkadaşlar. Yani sizler önceki gibi alanda sıkıntı yaşamayacaksınız belki de. Bu test size yani buradaki sorular 40 tane falan soru olması lazım yine. Buradaki sorular size belki de kolay gelecek. Bizim amacımız burada nedir? Tekrar yapmak. Çok zor sorular sizin önünüze sunmak değil. Önemli olan sonraki konularda yani dikdörtgende alanı kullanabilmek. Dikdörtgende alanı kullanırken de paraya kenarda alanı kullanırken ne yapıyoruz? E, tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar değil mi? Yani olan zaten bu. Tab taban çarpı yükseklik bölü 2 hikayesini anlayabilmek ya da alan dağıtmayı ya da alan kaydırmayı iyi bir şekilde kavrayabilmek bizim amacımız. Bu tekrarları yaparken zor sorularla karşınıza gelmek değil. Ki gelsek en krallarıyla karşınıza geliriz biliyorsunuz. Amaç sizin işinize yarayacak bilgileri burada vermek. Bu dediğimi de lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi tekrara başlayalım. Arkadaşlar üçgenin alanı Evet buraya şey diye yazmışız ama A çarpı H A bölü 2 B çarpı H B bölü 2 ya da C çarpı H C bölü 2'dir. Evet doğrudur arkadaşlar. A dediğimiz şurası. A çarpı H A yani A tabanına ait yükseklik yani aslında alan nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Tabana ait yükseklik. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani hepimizin bildiği alan formülü bu ama çoğumuzun da en az kullandığı alan formülü bu. O yüzden alanları yaparken biraz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar ki artık bundan sonra yaşayacağınızı da zannetmiyorum. Ee, şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle %99.9 alanı taban çarpı tabana ait yükseklikten bulabilirsiniz. Evet bu konunun ek çizimi de tabana ait yükseklik çizmek arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Ee, şuraya da yazabilirsin bu konunun ek çizimi tabana ait yüksekliktir. Ya, ya da buradaki B tabanına ait yükseklik b ya da C tabanına ait yükseklik HC. Hangi taban verilmişse o tabana ait yükseklik çizmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Tamam. En önemli alan formülü. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet birincisi bu. Geldik ikincisine sıra. Ee, tekrarda yaparken bu sıralama da yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dik üçgenin alanı. Hocam zaten dik üçgenin alanı. Burası A kenarı burası C kenarıysa. E, bu tabana ait yükseklik bakın A tabanına ait yükseklik zaten dik kenar yapıyor. C yapıyor. Yani A çarpı C bölü 2'dir. Ya da burası B ise B tabanına ait yükseklik kaç B ya? Zaten daha öncesinde de hep söyledik. Dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse ne yapıyoruz? E, A çarpı C bölü 2 ve B çarpı b bölü 2'yi yazınca şunları böyle getirince ne geliyor? A çarpı, H, A çarpı C B çarpı HB'ye eşit işte oluyor arkadaşlar. Böyle bir formül var ama bu formülü bilmeze gerek yok dedik. Kendimiz buradan çıkartacağız zaten. Evet dik üçgenin alanı ya dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Ya da hipotenüse ait yükseklikte belliyse. Hipotenüse ait yükseklikte çarpımının yarısıdır arkadaşlar. Sonra e, sinüs alan formülü. Evet arkadaşlar. Sinüs alan formülü. Aslında ben e, sinüs alan formülünü de çok fazla kullanmıyorum. Niye? Çünkü taban çarpı yükseklik bölü iki hikayesini çok fazla kullanıyorum. E, o sinüs alan formülündeki sorulara geldiğimiz zaman... İki türlü çözümünü de zaten size yapacağım arkadaşlar. Bir sinüs tam yapacağım, bir de sinüs sinüssüz yapacağım arkadaşlar ama yine de bunu bilmekte fayda var. E, sinüs alan formülü dediğimiz şey nedir? Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Yani b çarpı c çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Ya da a çarpı c çarpı sinüs b açısı bölü 2'ye eşittir. Ya da b çarpı a çarpı kollar çarpımı arasındaki açı çarpı sinüs alfa bölü e, sinüs c açısı bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Tamam. Yine de bunu bilmekte fayda var. Yine de siz bunu bilin arkadaşlar ama taban çarpı yükseklik bölü 2 hikayesini iyi kavrayan arkadaşlar emin olun sinüs alan formülündense taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den daha rahat bir şekilde çözeceksiniz arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanını daha öncesinde de söyledik zaten. İstersen taban Tabana ait yüksekliği de bulup 30 60 90 üçgeninden falan taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den bulabilirsin ama genelde bu taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den değil de A kare kök 3 bölü 4 olarak zaten biliniyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenlerde zaten biz bunu söylemiştik. Evet. Üçgenin alanıyla ilgili özellikler. 1. Taban uzunluğu ve bu tabana ait yüksekliğe eşit olan üçgenlerin alanları eşittir. Eğer iki üçgende tabanları eşitse ve tabana ait yükseklikler de eşitse, mesela bu iki paralel doğru arasında, ben buna ne diyorum arkadaşlar? Paralellik varsa eğer alan kaydırma diyorum. Alan kaydırma çok önemli. Zaten ben ne dedim alan anlatırken şimdi de söylüyorum. Al alanda üç şey çok önemli. Bir taban çarpı yükseklik bölü iki. İki alan dağıtma ki biraz sonra alan dağıtmayı söyleyeceğim arkadaşlar. Üç alan kaydırma. Paralel kenarda falan da zaten biz bunu paralel kenarda dikdörtgende dörtgenler konusunda da zaten biz bunu kullanıyoruz. İki paralel doğru arasında e, taban varsa, üçgenler varsa arkadaşlar tabanı sabit tutup bu tabanı istediğimiz yere oynatabiliriz arkadaşlar. Alan ABC. Bakın şu üçgenin alanıyla diğer mavi üçgenin alanı birbirinin tıpkısının aynısıdır. Sebep tabanları aynı. iki paralel doğru arasındaki yüksekler aynı olduğu için tabanı sabitle bak dostum şurada tabanı sabitle Tepe noktasını al buraya getir. Alan değişir mi? Değişmez. Biz bunu çok uygulayacağız arkadaşlar. Biraz sonra sorularla da bunu tekrar edeceğiz. İstersen al bunu en köşeye götür. Al bunu en köşeye getir. Yani şu doğrudan şuraya getir. Yine şuradaki alan da yine aynı olmak zorunda arkadaşlar. İşte ama işin esprisini taban sabit kalacak. Tepe noktasını hani e, o paralel doğru üstünde istediğin yere oynatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Alan kaydırma cidden önemli ifadelerden bir tanesi arkadaşlar. Bir Tavan çarpı yükseklik bölü 2. 2. Alan kaydırma. 3. Yükseklere eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. Alan dağıtma. Yani nasıl? Şimdi bu yükseklik yok sayın arkadaşlar. Şimdi yükseklik yok sayın arkadaşlar. Yükseklik yoksa e, atıyorum burası 2K burası da 3K ise 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan nedir? 3A. İşte biz buna alan dağıtma diyoruz. Niye hocam? E, tabanlarına baktığımızda tepe noktalarına da bakıyoruz. Bir anda hem tabanına bakarken aynı anda tepe noktaları aynı diyeyim bakıyoruz? Tepe noktalarının aynı olmasının esprisi nedir? Yükseklerinin aynı olması anlamına geliyor. E yüksekleri de aynı olduğu için tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde bu şekilde alan dağıtabiliriz arkadaşlar. Tabanlar oranı alanlar oranı da eşittir diyeceğiz. Bunu sakın ama sakın unutma. Bak böyle mesela. Çift çizgiye çift çizgiye. Yani kenar orta iki parçaya biliyor. Tamam. E hocam çiftsizdeki alanı isteyince çift kalan alanı isteyebiliriz. Ya da şöyle 3 tane eşlik varsa çipsizdeki S çipsizdeki S S S. Niye? Tepe noktaları aynı olduğu için tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alanı bu şekilde dağıtabiliriz. Bunu özel bir özellik olarak algılamanıza gerek yok bence. Yani bunu şöyle üstünü çizebiliriz arkadaşlar. Gereksiz bir bilgi aslında bu. Siz şuradaki mantığı bilmeniz yeterli arkadaşlar. Evet şuraya gelelim. Ee, burada güzel bir özellik arkadaşlar bu. Yani bu özelliği bilmeseniz de kendiniz alan dağıtarak da bulabilirsiniz ama bazı zor sorularda ve paralel kenarda da işimize yarayan bir yöntem arkadaşlar bu. Ee, tepe noktaları aynı olan e, tepe noktaları aynı olan iç içe üçgenlerde alanlar oranlamasını yaparken katsayılarla doğru orantılı olacak şekilde alanı yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl mı? Mesela atıyorum, atıyorum. Ee, şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şunu bir kopyalayayım. Ve şuraya yapıştırayım. Şurada basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Evet. Şurada basit bir örnek vereyim. Mesela atıyorum. Hocam burası K. Burası 2K. Hocam burası 3A. Burası da 2A olsun mesela. Tamam mı? Şimdi dikkat et. Kas sayılar çarpımı ne burada? 3A ile K'nın çarpımı. Nedir bu? Kas sayılar çarpımı 3. Hocam burası 3A ise. Büyüğüne bakın şimdi. Büyüğüne baktığımız zaman da sayılar çarpımı kaç? Burası 5A burası da kaç? 3K. Ha hocam 5 kere 3 15. O zaman tüm alan kaç A olacak? 15A olacak. E tüm alan 15A ise 3A'sı buradaysa buraya ne kaldı diyebiliriz arkadaşlar? 12A kaldı diyebiliriz. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunun sebebi şudur. Şuradaki açı ortak ya. Şu üçgenin alanı x çarpı y çarpı sinüs alfa bölü 2. Bak sinüs alfa bölü 2. Şu üçgenin alanında büyük üçgenin alanında b çarpı c çarpı sinüs alfa bölü 2. E, taraf tarafa oranladığım zaman sinüs alfa bölü 2'ler gidiyor. E, X çarpı Y ile B çarpı C çarpımlarının oranları bize alanlar oranını veriyor arkadaşlar. Temel ispatı bu oluyor arkadaşlar. E, buna da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Tamam. E, kolay. İspat da çok kolay aslında şöyle baktığımız zaman. Önemli mi? Yani aslında önemli de sayılabilir, önemsiz de sayılabilir ama paraya kenarda da bu yöntemi kullanıp güzel bir e, tekrar yani güzel bir şey kısa yol uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Benim de kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Çok fazla kuralı sevmem. Kuralcı değilimdir aslında ama ya üçgenlerde de bu biraz bizim işimize yarıyor. Bununla da ilgili sorum var. Soruyu yaparken iki türlü bir şekilde size yine yapacağım arkadaşlar bu soruyu. Tamam. Evet geldik şuraya. Tabanlara eşit olan üçgenlerin alanları oranı aynı zamanda yükseklikleri oranına eşittir. E, tamam doğru. A çarpı H1 bölü 2. Şu üçgenin alanı arkadaşlar bakın. Şu üçgenin alanı A çarpı H1 bölü 2. E hocam şu kırmızı üçgenin alanı da A çarpı H2 bölü 2 değil mi? Sadece geniş açılı olduğundan dolayı dışarıya düşmüş bu. E alanlarını e, yazdığımız zaman A çarpı H1 bölü 2, A çarpı H2 bölü 2 oranladığımız zaman A'lar gider H1 bölü H2 yapar zaten. Tabanları da aynı olan e, üçgenlerde yüksekler oranı bize neyi veriyor arkadaşlar? Alanları oranını veriyor. Sonra geldik şuraya ağırlık merkezi verilirse. Evet üçgenin ağırlık merkezi verilirse arkadaşlar bu önemli bir bilgi. Biz bunu çoğunlukla çok kullanıyoruz. Analitikte bile karşımıza çıkabiliyor. ÖSYM'nin sevdiği tarzdır arkadaşlar. Ee, ağırlık merkezi verildiği zaman e, ağırlık merkezinden köşeleri çizildiği zaman şuradaki alanlar birbirine eşit oluyor. Ve ağırlık merkezi çizildiği zaman hepsi çizildiği zaman ki en fazla zaten biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ağırlık merkezi verildiğinde tamam alan dağıtma varsa var. Yani alan dağıtmayla sonucu şey yapabilirsiniz ki bunun ispatı zaten alan dağıtmadan geliyor. Ama 6 eşit parçaya da böldüğünde bilin arkadaşlar acayip bir pratiklik sağlıyor. Özellikle ağırlık merkezi sorularında arkadaşlar haberiniz olsun. Şu bilgi gerçekten ama gerçekten önemli. Hatta buna da bir yıldız atabiliriz arkadaşlar. Ağırlık merkezi varsa bu şekilde alan dağıtabiliyoruz. Sonra açı ortayı verilmişse. Hocam açı ortayı verilmişse ya zaten bak buna gerek yok. Ee, bu açı ortayda kolları çizilendikleri eşit ya a yükseklere eşit olan üçgenler çıktı burada karşıma. Yükseklere eşit olan üçgenler olduğu için e, alanları oranı tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani şuradaki alanla buradaki alanın e, oranlamaları tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde yazabiliriz. E, yani aslında şöyle bir şey arkadaşlar buna da gerek yok bence. Bu bilgiye de gerek yok. E niye gerek yok hocam? Mesela burası 3K, burası 2K ise ya da 3'e 2 ise mesela böyle. E zaten hocam burası 3A ise burası 2A yazabilirsiniz direkt. Çizilen yüksekler eşit işte olduğundan dolayı. Ya da sen açı ortayda kollar oranı, tabanlar oranı olduğunu biliyorsun ya. E 3 bölü 2 oran varsa burası 3K ise burası nedir? 2K. A zaten bak 3K ve 2K da alan dağıtabiliriz. Tepe noktaları aynı. 3K'da kalan 3A ise 2K'da kalan 2A diyebilirsin. Yani buradaki özellik biraz gereksiz bir özellik. Bence gerek yok bu özelliği. Zaten ee, şu özelliği bilmeden de kendinizde alan dağıtmadan yine sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gereksiz özelliklerden bir tanesi. Bunu da yanına bir çarpı atalım isterseniz. Sonra <laughs> açı ortayı verilmişse. Evet açı ortaylarsa. Evet. E, işte çember alan ilişkisi diye konu anlatımımızda anlattık zaten. Eğer burası açı ortayların kesim noktasıysa arkadaşlar. Açı ortayların kesim noktası olduğuna göre şu kollara çizilen dikmeler nedir arkadaşlar? Birbirine eşit değil midir? E yükseklere eşit olan üçgenlerde biz ne diyorduk arkadaşlar? Alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yükseklere eşit. O yüzden şöyle bir şey varsa arkadaşlar, burası eğer açıortayların kesim noktasıysa, burası B ile doğru orantılıdır alanı, burası A ile, burası da C ile doğru orantılıdır. Yani şöyle bir şey gördün mesela sen, sallıyorum, sallıyorum. Şurası da açıortay, burası da açıortay, burası da açıortay olarak verelim mesela buraya arkadaşlar. Şöyle açıortayları verelim. Atıyorum burası 2, 3 ve 4. E o zaman hocam kolları çizilen dikmeler hepsinde birbirine eşit ya. Yükseklere eşit oldu. Yani özel bir çaba yani şey bilmene de gerek yok burada. Zaten kendiliğinin ispatını da yapabiliyorsun. E o zaman buradaki tab tabanlarla doğru orantılı olacak. 2A ise burası 3A burası da 4A deyip alanı rahat bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve geldik benzerlik alana. En önemlilerinden bir tanesi benzerlik oranının karesi neye eşittir arkadaşlar? Alanlar oranına eşittir. Önemli bir bilgi e, bunu kullanacağız arkadaşlar. Sorularımızda da var. Sorularımızda da güzel bir şekilde göstereceğiz. E, burada sadece özel bir durum var. Böyle eşit orta ban olduğu zaman S3S diye gidiyor. Hatta eşitler böyle devam ettiği zaman S3, S5, S7, S diye devam ediyor. Sebebi hocam şuradaki oran 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Aa hocam burası S ise tamamı 4 S. Buraya 3 S kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Ya da hocam 1 bölü 2. S ise 3 S yazdık. Hocam 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 9. 1 bölü 9 sa burası S ise şuraya kadar tamamı 9 S olacak. S e 3 S o zaman buraya e, 5 S kaldı diyebiliriz. Sonra 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 16'dır. E 1 bölü 16 ise burası S ise tamamı 16 S olacak. O zaman burası S 3 S 5 S toplamı 9 S ise buraya da ne kaldı? 7 S kaldı diyebiliriz. Hatta bu bu şekilde tek sayılar şeklinde gidiyor arkadaşlar. S 3 S 5 S 7 S 9 S şeklinde ...sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Sonra... ...bunlar orta noktalarsa zaten belli... ...bütün alanlarda birbirine eşittir... ...diyebiliyoruz arkadaşlar ki... ...bunu bilmeseniz de kendiniz de... ...şeyden çıkartabilirsiniz. Alan dağıtmayla da... ...zaten sonuca ulaşabilirsiniz. Hiç bunun üzerinde... durmuyorum bir arkadaşlar. Yani... ...bence gerek yok. Evet üçgende... ...alanın tekrarı böyle arkadaşlar. Şimdi sorulara başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar söylüyorum sorulara başlarken... ...lütfen ama lütfen... Ee, videoyu burada sonlandırın ve ne yapacaksınız arkadaşlar sizler e, boş pdf'i çıkartacaksınız videonun açıklama kısmındaki boş pdf'i çıkartacaksınız oradaki soruları kendiniz kendi emeğine çöz. Sonra dolu pdf'ten cevaplarını kontrol et yanlış olanların çözümüne bak oradan yine mi anlamadın o zaman ne yapacaksın videoyu açıp o soruya gelip oradan izlemini yapacaksınız tamam mı? Evet birinci soruyla başlayalım. Evet ne yapacağız arkadaşlar? O sıralamayla devam edeceğiz. Sıralamada ne anlatmıştık? Mesela dik üçgenin alanını anlatmıştık. Dik üçgen. E, tabi bazı sorular kolay olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de iki sebepten dolayı kolay demiştim size. Bir artık işi öğrendiniz. Konuların hepsiyle e, birlikte olduğunu bildiğiniz için ve konular da oturduğu için mesela ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgen falan filan oturduğu için size artık kolay gelecektir. Ama şöyle baktığımız zaman gerçekten de çok da zorlayıcı sorular da yok arkadaşlar. Ve önceki konularda tekrar etmiş olacağız sadece. Evet birinci sorumuz şu. E, ee, taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 4 var 4 kök 5 var. Pisagor bağıntısından burası kaç çıktı? 8 çıktı. 1 2 kök 5 üçgeninden. 8 10 burası ne çıktı 6. A H alanı isteniyor E, dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 48 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 24 çıkar. Birinci sorumuzun cevabı. Geldik ikinci soruya. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle merdiven olunca zaten biz ne yapıyorduk? Dikdörtgeni tabloyorduk. Bak eski konular yine hep karşımıza geliyor. E o zaman dikdörtgeni tamamlayalım. A dikdörtgeni tamamlayınca arkadaşlar 2 ise 2, 1 ise 1 oldu. E ne yapacağız arkadaşlar? Boyalı bölgenin alanı bulurken bütünsel düşüneceğiz. Bütünün alanından yani büyük üçgenin alanından neyi çıkartacağız? Dikdörtgenin alanını çıkartacağız. Üçgen eksi dikdörtgen. Dik, gen. Evet üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 3 çarpı 5 bölü 2. 3 çarpı 5 bölü 2. Eksi dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 1. 15 bölü 2'den 7,5 buçuk burası. Eksi 2. Yani kaç çıkıyor arkadaşlar? Cevabımız 5 buçuk çıkar. İkinci sorumuzun cevabı 5 buçuk oldu arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Şimdi bu soruyu belki yapamadınız. Niye? Verilen bilgileri kullanmadınız. Ya yani kardeşim şuraya baktığın zaman ne var? Hocam dikten dikilmiş Öklit var. E niye duruyorsun? Niye ökliti uygulamıyorsun? Uygula kardeşim ökliti. Uygulayayım hocam. Tabii ki o zaman ben buraya A buraya B diyecek olursam. Ya da x y diyecek olursam. Şuraya x buraya y diyecek olsa, Aa bak burası da x verilmiş. Öklit uygula bakayım. Öklit ne diyor? Bunun karesi bu çarpı bu diyor. Peki altının karesi x çarpı y. Aa x çarpı y'yi ne bulduk arkadaşlar? 36 bulduk. E, alan isteniyor bizden. Alan şu dik üçgen alanı. Aa dik üçgen bu. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Bak elim çalıştı ve kendimden soruyu okudum. Ee, soruyu da okuyunca çok da rahat bir şekilde soru çıktı arkadaşlar. Alan dhc x çarpı y bölü 2 eşittir. Yani 36 bölü 2'den 18'e eşit olur arkadaşlar. Cevabımız. Üçüncü soru cevap 18 oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi hipotenüs uzunluğu 5 birim olan ABC dik üçgeni şeklindeki tahtanın C köşe noktasına sabitlenmiş 12 birim uzunluğunda bir ip varmış arkadaşlar. CK ipi gergin bir şekilde tutup ok yönünde üçgene sarılarak döndürüldüğünde K noktası en son C noktasına geliyor. Evet ben bunu böyle döndürdüm arkadaşlar. Şöyle döndürdüm. Hop bir kısmı buraya geldi. Ondan sonra şuraya gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Bu ipimiz buraya geldi. Sonra buraya gelecek. Sonra buraya gelecek. Aa, hocam hepsi C, K noktası C noktasına geldi ya. Sardı yani. Bu ip burayı sardı. Bu şekilde sarması ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu üçgenin çevresinin 12 olduğunu söylüyor bize. E, o zaman ben buraya A ve B diyecek olursam arkadaşlar. Ya da X ve Y diyecek olursam arkadaşlar. Ya da şey de diyebilirsiniz. 12'ye ya toplamı. Hani bu ikisinin toplamına 7 kaldı. Ben buraya x dersem burası ne olacak arkadaşlar? 7 eksi x olacak. Çünkü X'in toplamına 7 kaldı. Aa hocam Pisagor bağıntısı. E, Pisagor bağıntısı yapalım. 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 7 eksi X'in karesine eşit olacak. Ya kardeşim hala böyle yapan e, ilk çağlar var mı? <laughs> i̇lk çağ insanı var mı? Yapmayın kardeşim. Ondan sonra bana hocam böyle demeyin. Yapmayın ya siz de yapmayın. 5 var. Ne var burada? Hisset kardeşim. Hocam 5 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 vardır. Koy bakayım 3'ü buraya. 3 koyduğumuzda burası 4 oldu mu? Oldu. Ya da hocam 4 koyarsan da oluyor. Sıkıntı yok. Üçgenin alanı soruluyor zaten. 4 koysam burası 3 olacak. X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 de bulabiliriz. 4 de bulabiliriz. Ama önemli değil. Ee, bizden üçgenin alanı isteniyor. Dik üçgenin alanı isteniyor. O zaman 3 çarpı 4 bölü 2. Üçgenin alanını verir bize arkadaşlar. O da kaç çıkar? 12 iki bölü 2'den 6'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Evet dördüncü soru 6 yaptı arkadaşım. Geldik beşinci soruya. Hmm. Hocam 90'lı arabada uçuyor alfabeteye dalalım. Kesinlikle çıkar. Harikasın. Mükemmelsin. Very very good. Ama Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın burası 6 verilmiş. Sonra BD uzunluğunu kaç vermişler? 8. Bak görüyor musun? Taban ve tabana ait yükseklik var. Yani bu soruyu alandan da yapabiliriz arkadaşlar. Alan ABC'yi yazalım. Alan ABC dediğimiz neye eşittir arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 2. Taban ve tabana ait yükseklik olduğu için aynı zamanda 4 çarpı 4 tabanına ait yükseklik isteniyor bizden arkadaşlar. Aynı zamanda 4 çarpı x bölü 2 eşittir. E buradan bölü 2'ler gitti. 6 kere 8 48 bölü 4'ten e, şey, x'i kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. 5. sorumuzun cevabı da böylelikle 12 çıkar arkadaşlar. Şeyden de bulabilirdiniz bu arada. Evet geldik 6. soruya. Hocam ne verilmiş? Ali Bey uzunluğunu 6 vermiş. A'dan A'ya hattını 7 vermiş. Ve tüm alan isteniyor. A 6 tabanına ait yükseklik değil mi arkadaşlar bu? Evet. O zaman ben şunu şöyle çizecek olursam şu üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Şu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 5 bölü 2 eşittir. Süper. E peki şu üçgenin alanı nedir? 7 çarpı 2 bölü 2 eşittir. Alan ABC'de o zaman bu ikisinin toplamıdır. Yani 6 çarpı 5 bölü 2 artı 7 çarpı 2 bölü 2 eşittir arkadaşlar. E buradan 30 bölü 2'den 15 artı 7'den cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 22 çıkar. 6. sorumuzun cevabı böylelikle 22 yaptı. Geldik 7'ye. Şimdi şekilde köşe bayrağının olduğu direğin boyu 150 cm. Şurası 143 cm. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. O da 25'er e cm olarak verilmiş. Aa hocam x kenar var. Taban yok ama tabanla da alakalı bir şey var Aslında. O zaman insan olan ne yapar diyoruz? Hop tabanına ait yüksekliği çizer arkadaşım. Tabanı kaç parçaya böler mi? Böler tabii ki. O zaman tabanı kaç parçaya bölsün bakalım şurası. Hocam dikkat ederseniz burası 143. Bak, bak, bak olaya bak. Şuraya kadarki kısım 143. E tamamı 150. Buraya ne kaldı o zaman? 7. Hocam 7 25 ne üçgeni 7 24 25 üçgeni. Aa hocam burası da 7. Üçgenin tabanı belli mi arkadaşlar? Belli. 14 Evet bayrağın bir yüzünün alanı soruluyor arkadaşlar. E, 14 çarpı 24 bölü 2 değil midir? Evet 14 çarpı 24 bölü 2'ye eşittir. Bu da kaç çıkıyor arkadaşlar? Şunu şu sadeleşse 7 yaparız. 4, 4 kere değil 28. 7 kere 2 14. 168 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 168 yapar. Eski konular hep karşımıza çıkan konular arkadaşlar. İkiz kenar var. Tabanına ait yükseklik çiz. Olay bitsin. Geldik şuraya. Evet şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa üçgenin alanı kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı tabana ait yükseklik bölgeden çıkar arkadaşlar. E o zaman ne yapacağız? Hocam burada ne verilmiş? 4 tabanı verilmiş. Bak özel açı da var. O zaman 4 tabanına ait yüksekliği çiz. Bunu bul. Eski bilgilerden. A hocam şuraya aç diyecek olursam. Şurada şeye baktığımız zaman. 30-60-90 üçgenim çıktı arkadaşlar burada. Evet. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar. E hocam burası 3 oldu. Tabanımız 4 ken, yüksekliğimiz 3 oldu. Alan ABD soruluyor. 4 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 12 bölü 2'den cevabımız 6'ya eşit oldu arkadaşlar. 8. soru 6 oldu. Geldik 9. soruya. Evet şöyle bir tablo verilmiş. Şek, dikdörtgen şeklindeki tablo uzunlukları farklı 2 iple bu şekilde asılıyor. Hmm. Zaten uzunlukların farklı olduğu belli arkadaşlar. Uzunlukları farklı ki birisi biraz yukarıda birisi de biraz aşağıda. Bir kere şu e, zemine paralelse şunlar birbirine eşittir. Onda bir sıkıntı yok. Ya x kenar e, tabanla alakalı bir şey verilmiş mi? Evet bc ve de 30'ar santimetre olarak verilmiş. Hocam burası 30 santimetre burası da 30 santimetre. O, o zaman ne yapacağız? Tabanla alakalı bir şey var. Tabanla ait yüksekliği çizeceğiz kardeşim. Tabanla ait yüksekliği çizeceğiz. A, hocam birisi bak bir yükseklik daha az bir yükseklik daha fazla. O fazlalık ne kadar arkadaşlar? Bak şuraya ben bir dikdörtgenin bir kenarına A diyecek olursam. Burası da aynı şey değil mi? Aynı tablo değil mi arkadaşlar? Evet. E hocam ben bunun devamını getirirsem. Hop şöyle. Hocam şurası ne? A. Burası ne? 50. Hocam bunun da devamını getirirsem ne olacak? Şöyle. Burası da A. Burası da 30. A hocam şurası bak 20 santimetre. A artı bak şuraya kadar kısım A artı 50. Buraya kadar kısım A artı 30. Sanki bu 20 santimetre daha yüksek değil mi arkadaşlar? Evet 20 santimetre daha yüksekte. Yani ben buraya A dersem 20 santimetre daha yüksek arkadaşlar. A demeyeyim. Ben buraya H dersem arkadaşlar. Dikkat edin. A noktası çivinin olduğu yer aynı ya. H artı A artı 50. Şöyle göstereyim. H artı A artı 50. Çivinin zemini olan uzaklığı. E burası da arkadaşlar. X diyelim isterseniz. X artı A artı 30 eşit x artı a artı 30 eşit. Hocam a'lar nanay mı? Nanay. x öbür tarafa attık. h artı 20'ye mi eşit oldu arkadaşlar x? Evet. Evet şu h demiştik. Burası dik, dik çizmiştik arkadaşlar. x dediğimiz h artı 20'ye eşit oldu. Peki. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Üçgenlerin alanları farkı nedir diye soruluyor. Şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı farkı nedir diye soruluyor. E, bu üçgenin alanı daha büyük. Yani 30 çarpı. Bir üçgen alanı nedir? 30 çarpı h artı 20 bölü 2 eksi 30 çarpı h bölü 2 isteniyor arkadaşlar bizden. Şununla şu sadeleşse 15. Şununla şu sadeleşse 15. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? Dağıtıyoruz. 15h artı 300 eksi 15h yaptı arkadaşlar. E 15h'lar da gitti. Cevapta kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 300 yaptı. Çok tatlı bir soru değil mi arkadaşlar? Evet yeni nesil sorular işte böyle. Yeni nesil sorular nedir? Eski nesil soruları böyle şey yaparlar arkadaşlar. Kolay bir hale dönüştürürler. Kolay bu. Dokuzuncu soru Ceyhan yaptı arkadaşlar. Geldik onuncu soruya. Şimdi dikkat ederseniz yine ne var burada arkadaşlar? Taban var. Tabana ait yükseklik var. Hmm. Aklımıza ne getirdi? Hemen şey getirdi. Alan getirdi. Hocam alfabeteye dalsak nasıl olur? Evet bu soruyu yine alfabetadan çözebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? Hocam burası alfa. Burası beta dediğimiz zaman. Hatta 90'ın karşısı 8. Hangi açının karşısı 4'tür? 30'un karşısı. Bak özel açıdan bile çözebiliriz bu soruyu. Hocam 30 90 burası da 60. E o zaman 90'ın karşısı 10 30'un karşısı da 5 diyebiliriz arkadaşlar. Bir çözüm bu. Ya da şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Şurada 4 10 tabanına ait yükseklik 4 değil mi arkadaşlar? Evet. Şu üçgenin alanını ben bulabilirim arkadaşlar. Şu üçgenin alanı nedir? Şöyle baktığımız zaman. Evet alan ACD. Alan ACD. ne eşittir? 10 çarpı 4 bölü 2 eşittir. E hocam benden şu x isteniyor. A bak 8 tabanına ait yükseklikte x değil mi? Evet. 8 çarpı x bölü 2'ye de eşittir aynı zamanda bu. O zaman burada bölü 2'ler gitti mi gitti. 40 bölü 8'den x'i kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. İstediğiniz şekilde ister alfabeteye dal ister özel açı olduğunu gör fark et ona göre işlemini yap her türlü sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Evet 10. sorumuzun cevabı böylelikle 5 çıktı. Geldik 11. soruya. Şekilde 90 derece varsa. Bak soruyu gören arkadaş ne yapıyor? Soruyu gören masum köylü ne yapıyor? Hop hocam muhteşem işte. Ne işine yaradı? Hiçbir işine yaramadı. Sil o zaman. Bir kere alan konusundaysan alan mantığını kullanacaksın. Alan mantığı nedir arkadaşlar? Alan mantığı şudur. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Alanın ek çizimi şudur. 90 derecede özel bir açı varsa alanın ek çizimi tabana ait yükseklik çizmektir. Hocam çizeyim o zaman bak. Hop şöyle. Ya kardeşim burada taban uzunluğu var mı? Yok. Sen niye buraya ait yükseklik çiziyorsun? Buraya ait değil. Nereye? Altı tabanına ait yükseklik çizeceksin. Hocam alt tabanına ait yükseklik buradan çizilir. Sadece geniş açılı olduğundan nereye düşer? Dışarı düşer. İşte. Bak alanda ee, ben size ek çizimleri anlattım. İşte orta tabandı, işte ikiz kenarlıktır, şudur budur. Ama alanda ilk önce alan ek çizimini düşün. Özellikle 90 derecede özel bir açı varsa arkadaşım. Bunu sakın ama sakın unutma. E burada taban ait yükseklik çizince A eşitliği kullanayım hocam. Ne çıktı burada? Paralel de bunlar zaten aynı doğruya dik olduğu için. Hocam e, burada bir orta taban çıktı. 6 ise burası 3. E, evet, tabanımız 6. Yüksekliğimiz 3 çıktı. O zaman alan DBE 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9'a eşit olur arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Tabana ait yükseklik. Gerçekten ama gerçekten önemli. Evet geldik 12'ye. 12'de de bak aynı. 90 derece var mı? Var. Taban bu mu? Bu. Ama bir şey daha verilmiş bize. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Hocam AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Hmm. Bir kere alan mantığından gidelim arkadaşlar. Alan mantığından gidelim. Yani ne? Hocam tabana ait yükseklik çizeceğim. Tabanım neresi? Şöyle baktığım zaman tabanım burası. Hocam bu tabana ait yükseklik çizmeliyim ben. E o zaman bu tabana ait yükseklik hocam hop buraya doğru düşer. Aa hocam ikiz kenarlığı kullanmam lazım benim şimdi. İkiz kenar üçgende eşit kenarlara çizilen yükseklikler neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. O zaman bu kenara ait çizilen yükseklik 6 ise buraya da çizilen yükseklik 6'dır. Bak eski konu. Yani alan kısmı gerçekten basit eski konulara hakim olduğumuz sürece. Ki sen bunu çizdikten sonra zaten hocam ikiz kenar bu falan filan derken mutlaka onun da e, o özellikle aklına gelir arkadaşlar. Eşit kenarlarda çizilen yükseklikler birbirine eşit. E 4 tabanına ait yükseklik 6 olduğundan dolayı o zaman alan ABD 4 çarpı 6 bölü 2 eşittir. 24 bölü 2'den kaç eşit oluyor arkadaşlar? 12'ye eşit oluyor. Evet geldik şuraya. En sevmediğimiz üçgen 15-75-90. Evet sevmiyoruz ama ne zaman sevmiyoruz? Kendi emeğine dik çizdiğinde karşıda 15-75-90 çıkıyorsa gittiğin yol kesinlikle yol değildi arkadaşlar. Ama karşımıza 15-75-90 da çıkmışsa 15-75-90'ın bir özelliğini biliyoruz arkadaşlar. Onu da şuraya yazayım isterseniz. 15-75-90'da özellikle alanda çok kullanıyoruz diye konu anlatımında da söylemiştim. Burada da tekrarda da söyleyeyim isterseniz. 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik çizildiğinde burası h burası ne oluyordu arkadaşlar? 4 h oluyordu. Şimdi şuraya bakalım. Bir lambalar verilmiş burada. Hocam bu lamba şey şuraya dik zemine dik. Burası da zemine dik. 75 90 ise burası ne oldu? 15 oldu. Hocam 15 90 ise burası ne oldu? 75 oldu. Bir de burada bir cam varmış. Bu da zemine dikmiş. Aa hocam 15.75 ise burası da 90 oldu. 15.75 90 üçgeninde haşa 4 haş değil midir arkadaşlar? Canın boyu da zaten 2 metre olarak verilmiş. Hocam şurası 2 ise haşa 4 haş. Burası 4 çarpı 2'dir. Yani direkt 8'dir burası. O zaman şuradaki sarı bölgenin alanı isteniliyor bizden arkadaşlar. 8 tabanına ait yükseklik 2 olduğundan dolayı 8 çarpı 2 bölü 2'den cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. 13. sorumuzun cevabı böylelikle 8 çıktı. Geldik 14. soruya. ABC bir dik üçgen. BCD bir eşkenar üçgen. Evet şöyle bir eşkenar üçgen arkadaşlar. B tam gözükmemiş ama B burada, burada oldu belli arkadaşlar. BDC üçgeni BC boyunca katlanıyor. Evet ben bunu bu şekilde katlayacağım. Bak katlamayı göstermemiş. İşte yani böyle katlamalı sorular verilebilir arkadaşlar. Özellikle e, bu soruyu da seçmemdeki amaç tamam kolay ama e, katlama mantığında bazen vermeyebilirler. Onu şey yapabiliriz. Ya da ÖSYM artık bu katlamada ne yaptı? Ya biraz daha böyle tatlış olmaya başladı. Yani ne diyor? Önceden biz simetrisini duyduğumuz zaman çok korkuyorduk. Şimdi katlamayla, bak ÖSYM'ye de bu konuda tebrik ederim. Katlamayla o kadar güzel insanlara simetriyi anlattı ki aslında. Hani ÖSYM bu katlama mantığına geçerek. Aslında bu ne demek arkadaşlar? BC'ye göre simetriğini almak. Yani katlama gelmez de hani belki bu tatlılıktan vazgeçebilir. Hani katlamaya artık herkes alıştı. Ama der ki bu sefer BC'ye ait simetriye alındığında diyebilir. BC'ye ait simetriğini almak da Katlama gibi düşünebilirsiniz. Çünkü siz artık katlamaya alıştınız arkadaşlar. Tamam. Katlamayı şu şekilde yapacakmışız arkadaşlar. Katlayalım bakalım. BC'ye ait şu şekilde katlamasını aldık arkadaşlar. Evet. Katlamasını aldım. Bu üçgen yaptı. Bana diyor ki buna göre katlama sonrasında mavi renkli bölgenin kaç birim karelik kısmı ABC üçgenin dışına taşar. ABC üçgenin dışına taşan kısmı neresi arkadaşlar? Şurası. O zaman ben şuraya yoğunlaşacağım. Bu nasıl bir üçgende arkadaşlar? Bu bir eşkenar üçgende. Bazı arkadaşlar şöyle yapar mesela. Hocam burası 4 ya. Bak şimdi. Şurası 4 ya. Hocam 60'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı işte 4 bölü kök 3 falan filan. Belki gerek kalmayacak. Dur bakayım. Burası 4, burası da 4. Her yer 4. Aa burası da 4, burası da 4. Bu arada ne çıktı arkadaşlar burada? Ben bunu böyle katladım. Üst üste binen kenarlar eşit. 4 ise 4. 4 ise 4. Hatta üst üste binen açılar da eşit. 60 ise 60. E burası da 60 ise burası da 60 olacak. Hatta burası da 60 ise burası da 60 olacak değil mi? Evet. E burası 60 ise buraya ne kaldı? 30 kaldı. A 30 60 90 üçgen çıktı. Hocam burası da 90 o zaman. Süper bir şey çıktı arkadaşlar. Ne çıktı burada? 90 60 burası da 30 çıktı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaçtır? 2. 60'ın karşısı kaçtır? 2 kök 3. İşte bu sarı bölgenin alanı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'ye eşittir. 2 çarpı dik üçgen olduğu için 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Evet buradan da cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 2 kök 3 oldu. Evet 14. sorunun cevabını böylelikle 2 kök 3 bulduk arkadaşlar. Geldik 15. soruya. Evet oranlamalar görüyorsunuz. Oranlamalar varsa ne vardır? Alan dağıtma vardır. Haydi oranlamaları yazalım arkadaşlar. BE uzunluğu 3K iken EC uzunluğu 2K verilmiş arkadaşlar. Bir de AD ile DC birbirine eşitmiş. Tamam şunları yazalım şöyle. Özellikle paraya kenarda falan çok bu oranlama mantığını kullanıyoruz. Üçgende anladığınız zaman paraya kenardaki soruları da çok da rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet şunları yazalım. EC uzunluğu 2K burası 3K. Ne yapıyoruz? En küçük üçgenden başlamak her zaman daha sağlıklıdır arkadaşlar. Haydi bakalım. 2K'da kalan 2A ise 2K'da kalan 2A ise tepe noktasıdır. Aynı bakın 3K'daki 2K ve 3K tabanına göre dağıtırken tepe noktalarına bakıyorum bir yandan da. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan nedir? 3A. Tamam bitti. Hocam çift çizgi. Çift çizgi dediğimiz AA. Hocam A'da kalan 2A ise A'da kalan 2A değil. Dikkat. A'dan A'ya dağıtırken tepe noktalarına bakıyorsunuz. A'daki boşluk B'ye kadar gelmiyor mu? Geliyor. O zaman A'daki boşluk B'ye kadar geliyorsa buradaki A'daki de... Ee, B'ye kadarki alan yapacak arkadaşlar. Yani burası 5A arkadaşım. Burası 5A ise şurası da ne olacak? 5A olacak arkadaşlar. Evet bizden ne isteniyor? Bu alan oranlaması. Alan B, e, D. 3A bölü tüm alan isteniyor. 10A isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 3 bölü 10 yapar. 15'in sorumuzun cevabı da böylelikle 3 bölü 10 çıktı. Geldik şuraya. Yine oranlamalar var. Yine alan dağıtımı var. Arkadaşlar yazalım şuraya. Burası 3K burası 2K'yı yazdık arkadaşım. AF uzunluğu 3K FE uzunluğu 2 k yazdık. Sonra DE uzunluğu A iken bu sefer BC uzunluğunu bak iç içe vermiş bu sefer A ile şeyi. Burayı 3A vermiş arkadaşlar. Hmm. En küçük üçgenden başlayalım arkadaşlar. Hiç fark etmez. Alan dağıtırken tabanlara bakıyoruz. Tabanlara bakarken bir yandan da tepe noktasına bakacağız sadece. 3K'da kalan 3A ise şurayı doğru yazdım değil mi? FE uzunluğu e, 2K AF uzunluğu 3K. Evet 3K e, 2K'da kalan nedir? 2A. Bazen işlem hatası yapabiliyoruz. Ee, onlarda da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı her kul ya yani insanız arkadaşlar beş yer şaş şaşarız. Ne olacak? Hatalar da yaparız ve ya bazen şuradaki oranlamaları yanlış yazıyoruz. İşte hatamız oluyor. Geçenki videoda da bir tane hatamız vardı hatta. Neydi o? Ee, hata değil de yani ben bir parçayı bulmuşum, bir yer eklemeyi unutmuşum. Oluyor arkadaşlar böyle şeyler. Neyse. Ee, yazdık buraya 3A2A diye yazdık sonra A'lara göre alan açacağız. Bak şimdi A'lara bak A'lara. Bak 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 bak. Hocam A'daki tepe noktası burası değil mi? A. A'daki alan 3 aysa ise, iç içe de olsa fark etmez. 3 A'da kalan tamamı. Tepe noktası yine bu. Tamamında kalan ne yapacak o zaman? A'da kalan 5 ise 3 A'da kalan 5 katı olacak. O zaman e, 15 A yapar arkadaşlar tüm alan. Evet ABC üçgenin alanı yani 15A bölü boyalı e, üçgenin alanına oranı 3A isteniyor benden. 15 bölü 3'ten cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Evet cevabımız 5 oldu arkadaşlar. Ee, yazamadım. Şöyle yazayım. 16. soruda cevap 5 yaptı. Geldik 17. soruya. Birim karelerde. Evet. <laughs> Şu birim karelerde şuna dikkat edin arkadaşlar. Nerede? Hangisi köşelerden geçiyor? Bu arada ÖSYM'e sorarsa o köşelerden geçtiğini de belirtir. Şöyle köşeleri biraz daha böyle şey çizer arkadaşlar mesela. Bu köşelerden geçmiş. Bak mesela şu köşeden geçmiş arkadaşlar. Şurası köşeden geçmiş. Mesela burası köşeden geçmiş. Bu köşeleri böyle belirtir arkadaşlar. Buna dikkat edin tamam mı? Şimdi <laughs> o zaman ne yapacağız? Sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanının oranı isteniyor. Yani ben buradaki oranlamayı bulsam olay bitecek arkadaşlar. Ne yapacağız? Yatay çizgilere ya da dikey çizgilere bakacağız arkadaşlar. Buradaki noktalar zaten bakın şu nokta. Bana şuradaki nokta lazım aslında. Asıl önemli olan buradaki nokta. İster buradaki noktaya bakarken dikey çizgilere göre bakın. isterseniz yatay çizgilere göre bakın arkadaşlar. Şimdi yatay çizgilere göre baktığınız zaman şu köşeler bize yatay şeyleri konumlandıracak ki arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman. Aa hocam bu yatay çizgilerde bir temel orantı var mı diye bakın. Temel orantı var tabii ki. Şöyle yaptığınız zaman aa hocam şurası 1 2 3 4. Burası 4 birim, burası kaç birim? 2 birim. Hocam burası 4'e 2 yani 2'ye 1 oran varsa o zaman burası ne oldu? 2k, burası ne oldu arkadaşlar? k oldu. İşte oranlamayı bu şekilde bulduruyorlardı arkadaşlar. Benim karelerde bu şekilde dikkat edin. Zaten soru beni oranlamaya yöneltti. Çünkü niye? Tabanlar oranlamasını bulayım ki alanlar oranlamasını bulayım. K'da kalan artık A ise 2K'da kalan da nedir arkadaşlar? 2A diyebiliriz. Sarı bölgenin alanının şuraya yazayım arkadaşlar. 2A'nın mavi bölgenin alanına oranı isteniyor. Tabanlar oranı yani cevabımızda kaç çıktı? Alanlar oranına eşittir. Cevap da böylelikle 2 çıktı arkadaşlar. 17. soru 2 oldu. Geldik 18. soruya. Oranlamalar var. Yine alan dağıt kardeşim. Burası K iken burası nedir? 3K. ED uzunluğu K iken BE uzunluğu 3K verilmiş. Sonra AD ile DC birbirine eşit verilmiş. Tamam bitti gitti. 3K'da kalan 12 ise tepe noktası. Bak burası K'daki tepe noktası. Burası hiç sıkıntı değil. 3K'da kalan 12 ise K'nın kaç katı? 4 katı. 4 katı. O zaman burası da kaç olur arkadaşım? 4 olur. Sonra çift çizgiden çift çizgiye alan dağıtacağım. Yani şuraya A diyeyim. A'daki alan arkadaşlar. A'daki alan 4 ise A'daki alan 4 demeyin sakın. A'dan A'ya dağıtırken tepe noktası B değil mi? O zaman A'daki B'ye kadar geleceksiniz 16. A'daki de buradaki de kaç yapacaktır? 16 yapacaktır arkadaşlar. Zaten benden alan ABC isteniyor. Alan ABC'ye baktığım zaman da 12, 4 daha 16, 16 daha toplamda kaç yapıyor? 32 yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız 32 oldu. Geldik 19. soruya. Evet sırasıyla konu anlatımındaki sırasıyla gidiyorduk ya. Bir tabanlarla alanlar doğru orantılıydı. İki e, tabanları aynı olan üçgenlerde yüksekleriyle doğru orantılıydı arkadaşlar. Hatırlayın. Bakın ona göre bir soru var arkadaşlar burada. Alan ABC bölü. Bakın alan ABC'yi şöyle göstereyim isterseniz. Alan ABC hani Geometri görme diyorlar. Ya yok verilen bilgileri kullan kardeşim. Sen yani görme işini kolaylaştırıyorum sadece ben burada. Ne yapıyorum? İşte şu üçgenden ve şu üçgenden bahsediyor. ABC ve DBC'den bahsediyor. O zaman üçgenleri belirttim. Yani sen bakış açına göre sen burada şey diyorsun mesela. Bakış açına göre hocam şu üçgen var, bu üçgen var, bu üçgen var, büyüğü var. Şuradaki büyüğü var, dik üçgen var. Ya o kadar karmaşık bakarsan tabii ki bazı arkadaşlar görme işleri diyebilir ama verilenlerin mantığını kullandığın zaman ABC üçgenin alanından ve şu üçgenin alanından bahsediyorsa o üçgenlere ayrı ayrı bakmak lazım sanki değil mi arkadaşlar? Bakmaktan ziyade verilen bilgileri kullanmak diye hep söylüyoruz arkadaşlar. Zaten DH'i 2 vermiş arkadaşlar. Bir de A noktasının HC'ye olan uzaklığı HC'ye olan uzaklığı şurası arkadaşlar. A noktasının HC'ye olan uzaklığını da kaç vermişler bize? Şurasına 6 vermişler arkadaşlar hmm. Burası da 6 ise O zaman olay bitti Bak iki üçgende sarı üçgende ve kırmızı üçgende Tabanlar aynı mı arkadaşlar aynı O zaman şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar Direkt ezbere yapmayalım isterseniz Yükseklikleri oranı alanlar oranına eşittir 6 bölü 2'den 3 çıkar diyebilirsiniz Ya da taban e, bu tabana ait Yükseklik 6 değil mi Evet A çarpı 6 bölü 2 bu üçgenin alanı e şu kırmızı üçgenin alanında taban A iken yükseklik sadece dışarı düşmüş. Hiç fark etmez. A çarpı 2 bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Buradan ne geldi? A bölü 2'ler sadeleşti. 6 bölü 2 kaldı arkadaşlar. 6 bölü 2 de neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. 19. sorunun cevabı da böylelikle 3 çıktı arkadaşlar. Geldik 20. soruya. <laughs> Yine birim karelerle alakalı bir soru arkadaşlar. Birim karelerle alakalı bir soru. S1 ve S2 oranı nedir diye soruluyor. Bir kere ben S1 alanını bulabilirim arkadaşlar. Tabana ait yükseklik gayet açık ve net arkadaşlar. Niye? Şurası çünkü. Burası kaç, kaç hocam? Burası 1, 2, 3, 4. Yüksekliğimiz 4. Tabanımız 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tabanımız da 5. Evet S1 alanı belli. S1 alanını hemen yazalım arkadaşlar. S1 alanı pardon S2 alanı belli direkt. S2 alanı 5 çarpı 4 bölü 2 eşit. 5 çarpı 4 bölü 2 eşit. Yani s alanı buradan neye eşit oldu? 20 bölü 2'den 10'a eşit oldu arkadaşlar. Tamam. Sırada ne var? s var. Arkadaşlar s bulacağız. Ya hocam buradaki nokta ne böyle? Eyvah ne yapacağız? Şu üçgende dikkat et bakayım. Birim karelerin köşelerinden geçiyor mu? Tekrar söylüyorum. ÖSYM böyle bir soru sorsa bence ÖSYM böyle bir soru sorsa Birim karelerin üzerindeki köşeleri bakın A köşesi evet. B köşesi değil. C köşesi evet. Birim karelerin üzerinden geçiyor mu? Hayır. Birim karelerin üzerinden köşelerinden geçiyor mu? Evet. Bak. Demek ki biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız hocam? Şimdi ben neyi bulmak istiyorum? Şuradaki yüksekliği bulmak istiyorum. Bak. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 de şuradaki yüksekliği kullanmak istiyorum. Bulmak istiyorum. Şuradaki uzunluk 1. Şuraya bir A dersem, A'yı bulursam olay bitti arkadaşlar. E hocam güzel bir şey var mı? Tam buradaki noktayı kullanmak zorundayım. Arkadaş buradaki noktada şöyle bakınca temalarantı ya da kelebek temalarantıdan da görebilirsiniz ama şurada direkt şöyle bir kelebek yok mu arkadaşlar? Var. Şu kelebek benzerliğinden kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. A hocam burası 1 ya. A ise burası da 2A olmak zorunda aynı zamanda. O zaman ben 2A'yı eşittir 1 bulduysam A buradan 1 bölü 2 geldi. O zaman A buradan 1 bölü 2 ise 5 tabanına ait yükseklik 1 artı 1 bölü 2 kaç yaptı arkadaşlar? 1 artı 1 bölü 2 3 bölü 2 yaptı. O zaman S1 alanında artık yazabilirim ben. 5 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 eşit arkadaşlar. 15 bölü 4 yaptı. 15 bölü 4 yaptı. Tamam olay bitti. Bak neymiş? Birim karelerin üzerinden geçen nokta var mı? Kelebek ya da temel orantı kullanacaksınız arkadaşlar. Öyle sorularda. Şimdi biz buradaki soruda da mesela e, hocam şuradaki oranlamayı bulurken şuradaki kelebekten de yola çıkabilirdik direkt. Hocam burası bir birim, burası iki birim mesela. Mesela daha kolay değil mi arkadaşlar? Evet. Birim karelerde kelebek varsa kelebeği uygulamak daha mantıklı aslında ama temel oranlı da burada kolaydı gerçi. Fark etmiyor. Burada işimizi kelebek daha da kolaylaştırdı arkadaşlar. Şuradaki şeye dikkat edeceğiz yalnız. O zaman S1 bölü S2 bizden. S1 dediğimiz nedir arkadaşlar? 15 bölü 4 bölü S2 dediğimiz nedir? 10. Yani bu 15 bölü 4 çarpı 10, e, 10 bölü 1 ya bu. 1 bölü 10 yapar arkadaşlar. 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3. O zaman kaç yapıyor? 3 bölü 8 yapıyor arkadaşlar. Evet 20. sorumuzun cevabı 3 bölü 8 yaptı. Büyük ihtimalle burada şurada sıkıntı yaşadınız. Acaba soru yanlış mıydı? Şöyle miydi? Böyle miydi? Gibi sıkıntılar yaşadınız. Bu arada çoğunuz gelmişsinizdir buraya. Hoş geldiniz. Geldik 21'e. Evet, nereye geldik? Paralel doğrular var. Paralel doğrular varsa ne vardır arkadaşlar? Alan kaydırma. Haydi bakalım, alanı kaydıralım arkadaşlar. İki paralel doğru arasında alan varsa ne yapıyorduk? İki paralel doğrular arasındaki e, verilen üçgendeki paralel doğru üstündeki tabanı sabit tutuyoruz, paralel üst doğru üstündeki tepe noktasını istediğimiz yere kaydırıyoruz. Genelde en mantıklısı en köşeye kaydırmak daha mantıklıdır. Evet, buraya kaydırdım, C noktasını genelde getirdim buraya. Evet, tepe noktası burası iken, tabanda burası iken, üçgen oluşturduğumuzda ki üçgenimiz şöyle mi oluyor? taban bu. Tepe noktası buyken şöyle bir üçgen oluşturduğumuzda bu üçgenin alanıyla sarı üçgenin alanı aynıdır arkadaşlar. E peki bu üçgenin alanı kaç? 8 tabanı var mı burada? Var. 8 tabanına ait yükseklik var mı? Var. O zaman alanı ACD nedir arkadaşlar? 8 çarpı 4 bölü 2. 4 kere 8 32 bölü 2'den cevabımız 16 yapar arkadaşlar. Örnek 21'in cevabı böylelikle 16 oldu arkadaşlar. Geldik örnek 22'ye. Peki ne var burada arkadaşlar? Şöyle birim kareler bir doğru verilmiş. Birim kareler üzerinde verilen da birim karelerin üzerinden geçen noktaları böyle. Aslında ÖSYM'e belirginleşik bir şekilde gösterildi arkadaşlar. Böyle e, e, burada önemli olan da zaten bu. Zaten önemli olan bilgiyi de burada kavradığınız gibi düşünüyorum. E, burada da aynı şekilde. Bak birim karelerin üzerindeki nokta burası, burası, burası. Aa hocam şuraya baktığımızda bu doğru ee, şöyle dik üçgen olarak bakacak olursak şöyle bir dik üçgen olarak bakacak olursak arkadaşlar hocam tanjant alfası 2 bölü 1 şu doğrunun da tanjant alfası bakın şu doğrunun da tanjant alfası 2 bölü 1 yani tanjant alfalar birbirine eşit arkadaşlar 2 olduğu için şu doğruyla şu doğru birbirine paralel oldu arkadaşlar tamam şu paralelliği bulduk arkadaşlar tanjant alfalar 2 olduğundan dolayı e, bu doğruyla bu doğru birbirine paralel oldu e doğrular birbirine paralel doğrular paralel e madem ben burada doğruları paralel buldum. Alan ABC kaç birim karedir? Ben böyleyken bulamıyorum arkadaşlar üçgenin alanını. E daha kolay bir şekilde taban taban uzunluğu belli mi? Belli. Nasıl belli? Burası 1 burası iki ya 1 iki kök 5 burası. Aynı şekilde şurada da 1 2 kök 5. Yani taban uzunluğumuz kaç yaptı arkadaşlar? 2 kök 5 yaptı. 2 kök 5 tabanına ait yüksekliği bulacak olursak olay bitti. Kolay bir şekilde nereden bulabiliriz? Şu tabana ait yükseklik. Hocam ben burada şuradaki noktayı istediğim yere kaydırabilirim. Alan değişmez değil mi arkadaşlar? Alan değişmez. E nasıl yapacağız hocam? Şu tabana ait yükseklik böyleyken bulamayız. Şöyleyken nereye geldiğini bilemeyiz. Eee hocam en köşeye kaydırsan tam şuraya kaydırsan. Şuraya kaydırdığın zaman güzel bir şey geliyor mu diye bakalım. Şöyle güzel bir şey geliyor mu? E, tabanı sabitledim. Tepe noktasını aldım. Buraya getirdim. Üçgen oluşturdum. Evet. Ama şu tabana ait yüksekliği yine bulamıyorum burada. Burada kolay bir şey vardır arkadaşlar. Haydi bakalım şuraya getirsem şu iki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulmak zorundayım ben. İki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulmak zorundayım. Nasıl bulacağız? Eğimden gidebilirim de eğimi, e, eğimler çarptığının eksi 1 olması lazım arkadaşlar. Daha eğimi katmadan için içine sanki bunu bulmalıyım arkadaşlar. Eğimi katmadan sanki bunu bulmalıyım. Evet şöyle arkadaşlar. Bakın şunu şöyle çizecek olursam. Bak şunu şöyle çizecek olursam. Burasıyla burası birbirine diktir. Niye hocam? Burası 1'e 2 ya. Aynı şekilde şurası da 1'e 2 oldu arkadaşlar. Şurası da 1'e 2 oldu. Şöyle baktığımız zaman. 1'e 2. Hocam bunlar o zaman eş üçgen. Ee, 2'yi gören alfaysa 2'yi gören burada kaçı da alfadır? Buraya beta dersem. Hocam alfa artı beta 90 derece. Tamam. Ee, şuradaki açı kaç derece yapar arkadaşlar? Alfa artı beta 90 derecesi. Burada kaçı 90 derece yaptı? O zaman ben alanı şuradaki noktayı buraya taşıyabilirim. Şu üçgenin alanı yaptım arkadaşlar? Üçgenimiz yaptı. 2 kök 5 burası. Tabana ait yükseklikte şurası mı? 1-2 kök 5 üçgeninden dolayı burası mı yaptı? Evet. Yani şu dik üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar bize o zaman. Çünkü şurası bu doğruya dik oldu arkadaşlar. E, i̇lginç bir soruymuş bu arada. E, şunu şöyle çizdiğimizde 1-2 kök 5 olduğunu gördük. Şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu gördük arkadaşlar. Evet. Şu üçgenle şu üçgen eş olduğundan dolayı. E, eş olduğundan dolayı açıları da yazdım bak. Alfa beta yazınca alfa artı beta 90 ise burası da 90 oldu. E şu üçgenin alanıyla... E şu üçgenin alanı alan kaydırmadan dolayı aynı. Yani dik üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Dik üçgenin alanı kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2 eşit. O da kaç yapar arkadaşlar? 5 yapar. Sanırım bu soru için de geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. E, temel mantık bu arkadaşlar. Ya da hocam biz buradaki yüksekliği bulduk ya. Şuradaki yükseklik de yine aynı şekilde diyebilirdik arkadaşlar. Alan kaydırmadan da tabana ait yükseklikten de sonuca ulaşabilirdik tabii ki. Geldik 23'e. Ne var burada? Benzerlik alan ilişkisi arkadaşlar. Niye benzerlik hocam? Açılar eşit verilmiş. İki üçgende açılar eşit verilince ne yapıyorduk arkadaşlar? Açısı eşit verilen üçgenlerde ortak açı var mı diye bakıyorduk. Hocam şu üçgenle şuradaki üçgende ortak açı yok. Ama bu üçgenle büyük üçgene baktığım zaman ortak açı var mı? Var. Şurası. Nokta karaladığım üçüncü açı yine dalga geçeceksiniz benimle ama çift çizgi. Ee, nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Çık çizgi. Hızlı konuşuyorum ya. Hızlı konuşurken de böyle şey oluyor arkadaşlar. Ya bu arada şeye bakıyorum da. Geçen de konuştum gerçi. Ya o kadar hızlı konuşuyorum ki bazen. E, ya Ama ne dediğim anlaşılıyor yani en azından. Bazen o kadar hızlı konuşuyorum ki kendimi böyle kaptırıp da o kadar fazla kelimeyle o kadar bir de hızlı konuşuyorum ki. Ya buna rağmen bir buçuk hızla iki hızla izleyenler varmış. Valla tebrik ederim arkadaşlar. Bir kere kendimi izleyeyim dedim. Bazen ben bile ne dediğimi anlamadım. <laughs> o kadar sesime alışmışsınız ki o hızlı tempoda bile sesimi anlayabiliyorsunuz ya. Vallahi bravo. Neyse geldik şuraya. Nokta karadığım üçüncü açı çift çizgi o zaman küçük üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. 2 bölü 2 köküçtür. Aa hocam alanlar oranı soruluyor. An abc bölü alan adc soruluyor. abd bölü abc soruluyor arkadaşlar. Tamam bitti. Benzerlik alanı eşitsin neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. O zaman bunun karesini alalım arkadaşlar. Bunun karesi nedir arkadaşlar? Ee, sadeleşince 1/3 bölü 3 yaptı. O zaman bak 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 dikkat. 1/3'ü bölü 3 bulduk ya. Şurada kalan A iken sakın buraya 3A deme. Niye hocam? Çünkü bununla büyüğü benzer. Büyüğünkinin 3A olması lazım. Yani iç içe bunlar. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 2A kaldı. O zaman alan ABC 3A/ bölü alan ADC ADC isteniyor. Yani 2A isteniyor arkadaşlar bizden. O zaman cevabımız da kaç çıktı? 3 bölü 2 çıktı. 23. sorumuzun cevabı da böylelikle 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Geldik 24'e. Benzerlik bir de alan da içine girmiş. Niye benzerlik? Temel orantı var hocam. E Temel orantı varsa benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranının karesi yani 2 bölü 2 artı x benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşittir. Bu arada burası A iken burası ne verilmiş arkadaşlar? 8A verilmiş. ADE'yi A yazalım. BCED'yi 8A verelim. E o zaman alanlar oranı hocam 1 bölü 8 mi? Kesinlikle değil. Dikkat edin arkadaşlar. 1 bölü 8 değil alanlar oranı. Ne hocam? Şu üçgenle büyük üçgen benzer ya. E benzerlik oranı 2 bölü 2 artı x. Alanlar oranı da a bölü tamamı. Yani 9a. a bölü 9a'ya eşit olmak zorunda. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. E o zaman her iki tarafın kare alalım arkadaşlar. 2 bölü 2 artı x eşittir. 1 bölü 3 yaptı. 1 bölü 9'u yaptı ya burası kare kökünü aldığımızda 1 bölü 3 yaptı. O zaman buradan 2 artı x eşittir alttan. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Yani 24. sorumuzun cevabı da böylelikle 4 çıktı arkadaşlar. Geldik şuraya. Alan DF ve BFC. Evet DF ve BFC alanları 4 bölü 25 demiş. Arkadaş burada da bir kelebek benzerliği yok mu? Var. Kelebekteki oran alanlar oranı kaç verilmiş? Burası 4a iken burası 25a verilmiş. E kelebekte de üçgenler ayrı ayrı benzer. E o zaman ayrı ayrı benzerse benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse tam tersi. Alanlar oranının karekökü yani 4 bölü 25'in karekökü 4a bölü 25a'nın karekökü 2 bölü 5'tir benzerlik oranıdır. Yani burası 2k ise o zaman burası ne olacak? 5k olacak. E olay bitti gitti. Şu bölü tamamı x bölü x artı 12 eşittir. E, 2k bölü 5k'ya eşittir. 2k bölü 5k'ya eşittir. Dışlar dışlar yapacak olursak arkadaşlar 5x eşittir 2x artı 24'ten 3x eşittir 24'ten x de buradan kaç buluruz? 8 buluruz 25'in sorumuzun cevabını. Geldik 26'ya. Evet bunlar bakın burada kolay geliyor size ama bunların aynılarını paralel kenarda falan çok kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Siz burada mesela kelebek var. Kelebekteki oran 4 bölü 9 ise benzerlikteki oran 4 bölü 9 derseniz nanay. Gittiniz yandınız patladınız. 4 bölü 9 benzerlik oranının kare kiki, ala, pardon benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının kare de benzerlik oranına eşittir. Yani 2 bölü 3 eşittir. Demek ki şu mavi kelebekteki oran 2 bölü 3. Yani burası 2 a iken burası 3 a hatta burası 2 k iken burası nedir arkadaşlar 3 k. Hatta buraya da yazabiliriz de gerek yok. Şimdi şurada ne çıktı arkadaşlar? Aa, şurada da bir kelebek var arkadaşlar. Kelebekteki oran kaç? 2 bölü 3. Demek ki 2k'nın 3k'ya oranı kelebekteki oran 6 bölü kaça eşittir arkadaşlar? x'e. 3 katıysa 3 katı, x'i de buradan kaç buluruz? 9 buluruz arkadaşlar. Geldik 27'ye. Yine bir birim kareli soru arkadaşlar. <laughs> birim karelerin e, köşelerinden geçen var mı diye bakıyorum hemen. Yok. Sadece şurası, şurası şeyler var bir de. Ama dikkat edin. Burada şu yatay çizgiler yani dikey çizgiler üzerindeki şeyler verilmiş arkadaşlar. E ben o zaman buradaki dikey çizgilere dikkat edeceğim arkadaşlar. Dikey çizgi şurası, dikey çizgi burası. E hocam burada bir oran bulabilir miyim? Bak dikey çizgi burası. Bulabilirim tabii ki. Nereden bulabilirim? Şuradan tabii ki. Hop şunu uzattığımda Aa, temel orantı var burada. Şurası kaç? 2. Burası kaç? 2. Burası kaç? 1. A hocam 2, 2, 1 var. O zaman burası 2K. Burası da 2K. Burası da 1K. Yani K mıdır? Evet. Hatta burası 2A, burası 2A, burası da A mıdır? Evet. E benzerlik oranı 2 bölü 4. Sadeleştirme yapmayın arkadaşlar. Böyle iç içe olanlarda. Çünkü bir de 2 bölü 5'i uygulayacağım. Çünkü 2 bölü 5'te bir sadeleştirme uygulayamıyorum. Ondan dolayı bunda da 2 bölü 4 A dediğinizde sadeleştirme yapmayın. Karesi kaç yaptı arkadaşlar? 4 bölü 9 yaptı. Sarı bölgenin alanı kaç katıdır diye soruluyor. abc üçgeninin alanı. Tamam. 4, e, 4 bölü 16 yaptı. O zaman ben buraya 4A dersem tamamı 16A olacak. Burası ne oldu arkadaşlar? 12A oldu. Sonra benzerlik oranı kaç arkadaşlar burada? 2 bölü 5. Bak niye sadeleştirme yapmadığımı anladınız mı şimdi? Karesi yine burası 4 bölü 25 geldi. Şurası 4A bozulmadı. Burası 4A iken tüm alan kaç A? 25A yaptı arkadaşlar. ABC üçgeninin alanı yani 25, A bölü sarı bölgenin alanı yani 12A isteniyor bizden. Yani cevabımız da böyle ne çıktı? 25 bölü 12 çıktı arkadaşlar. 27. sorunun cevabı. 25 bölü 12 oldu arkadaşlar. Tamam. Böyle iç içe şey olunca sadeleştirme yapmazsanız sizin açınızdan daha güzel ve daha pratik olacaktır. Yoksa burada sadeleştirme yapsaydınız 1 bölü 3 gelecekti. Burası A iken burası e, 4, e, 3 A diyecektiniz arkadaşlar. Sonra 2 bölü 5'ten 4 bölü 25. Sonra burayı 4'e çevirmeye kalkışacaktınız. Oradan sıkıntı yaşayabilirdiniz arkadaşlar. 27. soru böylelikle 25 bölü 12 çıktı arkadaşlar. Geldik 28. soruya. Allah Allah. İlginç bir soru gibi gözüküyor değil mi? Bakalım. Ne kadar ilginç gözükürse gözüksün. Hiç önemli değil. Bakıyoruz. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir telefon ekranında ABC ikizkenar üçgeni bulunmaktadır. ABC ikizkenar üçgeni bulunmaktadır. Madem burada bana bu ikizkenar diye verilmiş arkadaşlar. İkizkenarda taban da var. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yükseklik çizer Kızmıyorsunuz değil mi bana? Aklınızı başınıza getiriyorum arkadaşlar. İnsansınız siz. insansınız, Çizmişsinizdir siz. Değil mi? Neyse insan olan tabanına ait yüksekliği çizdi. Sonra BC'yi kullandım bakın. C noktasının bu arada BC ile KL birbirine evet bunlar birbirine paralelmiş tamam. Şununla şu birbirine paralel arkadaşlar. O zaman bununla bu birbirine paralelse. Hani şununla da şurası dik ya. E, o zaman bununla da bu birbirine paralel olmak zorunda değil mi? Evet. Sonra devam edelim. C noktasının ML doğrusuna olan uzaklığı. Arkadaş şurası kaç verilmiş? İki birim olarak verilmiş. Hmm. Süper. ABC üçgeni sağa doğru 6 birim ekranı kaydırıldığında 6 birim kaydırıldığında 6 birim kaydırırsam e, burası 8 birim ya yüksekliğe kadar olan kısım ne olacak? Bak burası dikkat edin. Şurası kaç birim? 8 birim. E, o zaman ben burada da yüksekliği çizeyim. Şurada insanız ya yüksekliği çizelim arkadaşlar. Hadi bakalım insancıklar. Çizdiğiniz yüksekliği. Köpek de ne avladı be. Evet yüksekliği çizdik arkadaşlar. Yüksekliği çizince şu 8 birim ya 6 birim gidince o zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Ah hocam şuradaki şeyi ben biliyorum zaten. Şuradaki şeyi biliyorum. E zaten bunlar birbirine paraleldi. Tamam. E ben burada üçgeni de tamamlayacak olursam 6 birim kaydığı için şuranın da 6 olduğunu biliyorum zaten. Şuranın da 6 olduğunu biliyorum. Değil mi? Evet. <laughs> Olur mu ya? 6 birim kaydık. 6 birim kayınca e, üçgenin zaten burası kaç birimde? 6 birimde. Yani şuraya kaç kaldı? 4 birim kaldı. O boşluk da şurada 6 birim kayınca 2 birimde boşluk oluşuyor arkadaşlar burada sadece. Tamam olay bitti. şunla, şunla şu birbirine paralel mi? Evet arkadaşlarım. Şimdi 4 var 2 var. Burası da kaç? 6. Tamam soru bitti mi? Bitti. Buna göre diyor. Şekil 2'de kalan pembe renkli bölgenin alanı. Şekil 1'deki pembe renkli bölgenin alanının kaçta kaçıdır diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne var? Temel orantı var mı? Var. Temel orantıdaki oran kaç arkadaşlar? 4 bölü 6. 4 bölü 6'nın karesi nedir? Hatta burada sadeleşme yapabiliriz. Sıkıntı yok. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani ben buraya 4 A diyecek olursam tamamı 9 A buraya ne kaldı? 5 A kaldı. E hocam şurayı biz ne bulduk? 9 A. Yani burası 9 A'ysa e şu 6 alanındaki 9 A'ysa 6 alanındaki burası da 9 A olmaz mı? Yani şurası da 9 A yaptı. E o zaman baktığımız zaman şuraları ne oldu arkadaşlar? E, şuradaki pembe renkli bölgenin alanı 14A yaptı. Evet bizden de zaten o isteniyor. 14A bölü birinci şekildeki taralı bölgenin alanı 18A. Sadeleştirme yaptığımız zaman 7 bölü 9 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Yani soru o kadar da korkunç değilmiş değil mi arkadaşlar? Yeni nesil görünce korkuyoruz. Sakın ama sakın korkmayın. 28. sorunun cevabı böylelikle 7 bölü 9 geldi arkadaşlar. Ve geldik 29'a. 29 ne? Açı ortayla ilgili konu tekrarı sorusuna geldik arkadaşlar. Şimdi ne var burada? Sarı bölgenin alanı, yeşil bölgenin alanı kaç kattır diye soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi açı ortay var, açı ortay var. Arkadaşlar şurası açı ortayların kesim noktası mı? Aynen öyle. O zaman ne yapacağız? Hop, buradan gelen de açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Peki açı ortay olduğunu gösterelim şöyle. Şimdi zaten BC artı AC'yi vermiş bize. Tamam. Ben şuraya X diyeyim. Burası ne olacak? Toplamları 18 ya. 18 eksi X olacak. Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bu açıortaylarla ilgili ne demiştik? Bu üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır diye söylemiştik size. Niye? Sebep ne? Çünkü açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? Aynen öyle. E kollara çizilen dikmeler eşitse yükseklere eşit olan üçgenler olmadı mı bu üç tane üçgen? Yükseklere eşit olan üçgenlerin tabanları olan, alanları oranı tabanları oranına eşittir diye söylemiştik. Alın size küçük bir ispat daha. Konu anlatımında da söylemiştim, şurada da söylüyorum arkadaşlar. O zaman alttaki alan 6a, ise, hocam x'te kalan hiç tereddütsüz xa yaz kardeşim. E Burada kalan bunun da a katı 18a eksi xa yaptı arkadaşlar burası da. Şimdi sarı bölgenin alanı, sarı bölgenin alanı kaç arkadaşlar? xa artı 18a eksi xa bölü e, yeşil bölgenin alanı o da 6a x a'lar gitti mi? Gitti. 18 a bölü 6 a yaptı. O da kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Yani x'in de öyle a katını k katını yazmaya bazen çekiniyoruz. Açı ortayda da yine aynı şekildeydi değildi. Sizin kardeşim yazın kardeşim. Unutmayın bunu. Tamam mı? 29. soru böylelikle 3 çıktı. Geldik 30. soruya. <laughs> Şimdi ne verilmiş arkadaşlar? Yani Kuralı vardı bunun da. Kuralına gerek yok. Onun için yazdığımız ve buraya aldığım sorulardan biriydi. Neydi? Açı ortaya olunca kollara çizilen dikmeler eşit. E kollara çizilen dikmeler eşit olduğu için yüksekleri aynı olduğu için alanlar oranı tabanlar oranına eşittir diye söylemiştik. Ama bence gerek yok. Niye? Bak şimdi. Gerek olmadığını göstereyim. S1 alanını ne vermiş? 12 vermiş. S2 alanını ne vermiş? 15 vermiş. Hocam alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani 12 bölü 15. Burada kaçtır arkadaşlar? 12 bölü 15 yaptığımız zaman e, bölü 3'e 4 bölü 3'e 5. A 4 bölü 5. Alanlar oranı tepe noktaları aynı olduğu için tabanları oranına eşit midir? Evet. Yani burası 4K ise burası nedir arkadaşlar? 5 kdır E şu açı ortayda. E, kollardaki oran neye eşit oluyor arkadaşlar? Kollardaki oran tabandaki oranlama eşit oluyor. Ya da kafadan artık yapacak seviyeye geldiniz. 5K'daki 10 sa 2 katı 4K'daki direkt 8 yazabilirsiniz. Ya da ben kollar oranı x bölü 10 eşittir tabanlar oranı. Yani 4K bölü 5K yazayım da yine de ayıp olmasın arkadaşlar. X'i de buradan kaç bulursunuz? 8 bulursunuz. 30. sorunun cevabı böylelikle 8 çıktı arkadaşlar. Geldik 40'a. Yine açı ortayla ilgili bir soru arkadaşlar. Ee, niye açı ortayla ilgili? Ben böyle katlamışım. Artık bunlara alıştınız. Bu katlamayı böyle gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz kardeşim? Katlamadaki şekli bir eski haline geri getiriyorsunuz. Geri getirdin. Aa geri getirince ne oldu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bunu mutlaka yaz. Hocam şu da eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hop şunlar da eşit. Bence burası yeterli oldu. Üçgende açı ortay çıktı mı? Evet. Büyük üçgende açı ortay doğrusu çıktı arkadaşlar. AB üstünü 3k vermişler. AB üstü neredesin sen? Şurası 3k vermişler, o zaman burası da 3k. Yani sen burayı da 3k buldun o zaman. Bir de B üstü C'yi de 2k vermişler. B üstü C'yi de 2k. Hocam burası 5k, o zaman burası da 5k. E şimdi ne çıktı? Ee, kollar oranı, tabanlar oranı eşittir. Yani 3a ise burası da 5a'dır. E tabanlardaki oran, alanlardaki oranı eşittir. Yani burası 3a ise burası da nedir arkadaşlar? 5a yazabiliriz. Şimdi diyor ki bize. ABC üçgenin alanını ikinci şekilde verilen DB üstü C DB üstü C e, alanının kaç katıdır diye soruluyor. Ben ne buldum şimdi burayı? Burayı 3A buldum. E katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur hocam. Burası da 3A olur. E, şurada arkadaşlar farklı renkle göstereyim ki farklı adımda olduğu olsun. Burası 3A iken burası nedir? 3A'dır. E, zaten burası 5A'ydı. Buraya ne kaldı o zaman? 2A kaldı. Şimdi ilk şekilde verilen ABC üçgenin alanı kaç A? 8A bölü. ikinci şekilde verilen db üstü c. db üstü c üçgenin alanının kaç katıdır diye soruluyor. Kaç katı çıktı arkadaşlar? 4 katı çıktı. Evet. <laughs> Örnek 31'in cevabını da böylelikle 4 bulduk arkadaşlar. Geldik şuraya. Ağırlık merkezi alan dağıtımına geldik. Ağırlık merkezi ve alan dağıtımında biz şeyi biliyoruz. Hani 4, 4, 3 tane birden ağırlık merkezini çizince 6 eş parçaya ayırdığını falan biliyorduk arkadaşlar ama burada bir şey verilmiş bize bunu kullanmak zorundayız. Her zaman da oradan çıkmaz yani. Hocam şöyle çiz şöyle mi çizeceğiz? Böyle mi çizeceğiz? Yani bunu çizmeden de değil, normal alan dağıtmadan da çıkabilir arkadaşlar. Bakalım. BE uzunluğu k iken AE uzunluğunu 2k vermişler. BE uzunluğu k iken burasını 2k vermişler. Aa hocam ağırlık merkezi burası. Şunlar birbirine eşit. Hocam burası da 1'e 2 oran var. A 2'ye 1, 2'ye 1. O zaman şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Hmm. İster üçgenlerden alan dağıt istersen tabii ki benzerlikten dağıt. Benzerlikten dağıtmak daha mantıklı değil mi arkadaşlar? 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani burası 4A iken tamamı 9A olacak. Buraya 5A kaldı. E çift çizgileri de kullanmam lazım. Çift çizdeki alan 9A ise tepe noktası A'ya göre. Çift çizdeki alan yine 9A olacak. Bakın alan dağıtmanın önemi. ABC üçgenin alanı 9, 9, 18A yaptı. Bölü Taralı bölgenin alanı yani boyalı bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Yani cevabımızda kaç çıkar arkadaşlar? Buradan 18 bölü 5 çıkar. Sevgili gençler. 32. soru 18 bölü 5 oldu. Geldik 33'e ağırlık merkezi verilmiş. Tamam. Burada bizim yöntemi uygulayabiliriz. Bu arada 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni değil mi arkadaşlar? Şurası 12 olarak yazalım. Peki ağırlık merkezi verilmiş. Hop devamı. Hop devamı. Hatta alan dağıtırken çok işime yarayacak. Bir üçüncü de çizeyim arkadaşlar. Ne oldu? 6 eşit parçaya ayrıldı burası. A, 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 A. E ben neyi bulabilirim hocam? Tüm alanı bulabilirim. 6 A'yı bulabilirim. 5 çarpı 12 bölü 2. 5 çarpı 12 bölü 2. Evet. A'yı buradan kaç bulduk? 5 bulduk. Bizden ne isteniliyor? 2A isteniliyor. 2A'da kaç yapar? 10 yapar A, arkadaşlar. Görüyorsunuz <laughs> bu alan şu 6 eşit parçaya bölmesi çok işimize yarıyor. Analitikte bile kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten önemli. Geldik yine şuraya. Ağırlık merkezi verilmiş. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Ağırlık merkezinde o zaman şu garibimi uzatsak şu paralelliği kullanmak istiyorum çünkü. O zaman burada 2'ye 1 oran vardır. Evet hocam. Burası 2A ise burası ne oldu? A oldu. Hocam şunu da uzatsak. Olur. Hepsini birden de çizebiliriz ama öyle her zaman da çıkmayacağı belli yani. Burada işler biraz karışacak sanki. Bunu çizsen bunu çizsen. Ya yani yine çıkar da işler biraz karışabilir arkadaşlar. Karışmadan da isterseniz buradan da çözebiliriz. İsterseniz burada benzerlikte çıktı. Direkt benzerlikten daha sade yani. Benzerlikten de yapabiliriz. Benzerlik A hocam 2 bölü 1. Yani burası 2 ise burası ne yaptı? En yaptı. Yani buradaki benzerlik kaç? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesini direkt yazarız arkadaşlar. 4 bölü 9 yaptı. Yani şurada kalan 4 aysa, burada kalan 9 A olacak. Buraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? 9 A olduğundan dolayı 5 A kaldı. E zaten ağırlık merkezinden geçti ya şunlar birbirine eşit. E bunlar birbirine eşitse hocam burası 9 aysa burası da 9 A 1'e 2 şeklinde bölünmüş. 3 A'ya 6 A şeklinde bölünür diye söyleyebilirsiniz. Ya da ben yine o şeyden yapayım arkadaşlar. Buradan da yapılabildiğini gösterdim. Peki ne yapacağım arkadaşlar? şuradan arkadaşlar. Şunu da çizsem. Şunu da devamlı getirsem. Hop çok da güzel oldu mu? Oldu. Hocam ağırlık merkezi şu paralelliği kullanmam lazım. Şurası enken burası iken mi? Evet. A hocam 1'e 2 oran var. Paralellik de var. O zaman burası da 1'e 2 oran olmaz mı? B ise 2B. Hocam ağırlık merkezinden geçmiş. Yani şurası 3B ise burası da ne olacak? 3B olacak arkadaşlar. Şurası da 3B olmak zorunda. Şimdi en küçük üçgenden alan dağıtmaya başlayalım. Hocam alan dağıtalım. B'deki alan A ise 2B'de kalan 2A. Sonra 3B'de kalan 3A. E tamam bir tane üçgenin alanı 3A oldu. Bakın 6 eşit parçaya bölünüyordu ya arkadaşlar. Bir tanesinin alanı 3A. Bak burası da 3A. E o zaman burası da 3A olmak zorunda. 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 Bitti gitti. S1 bölü S2 isteniyor. S1'i ne bulduk arkadaşlar? 4A bölü. S2'yi ne bulduk arkadaşlar? 6A bulduk. Yani cevabımız 2 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz ki genelde bunu tavsiye ediyoruz tabii ki biz. Öyle ağırlık merkezi falan gördüğümüzde bu şekilde davranmamız daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Ve geldik 35'e. Ne var burada? Sinüs alan formülü. Arkadaşlar sinüs alan formülü çoruların hepsini öncelikle taban çarpı yükseklik bölü 2'den çözeceğim arkadaşlar. Dediğimi unutmayın. Şimdi burada ne var? Öncelikle şu paralelliği kullanmalıyız. Şu paralelliği kullanacağız. Peki kullanalım hocam. A bir Z kuralı var. Hocam burası kaç çıktı? 15. 15 15 e, 30 buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. E, 15, 15 ikizkenar kenar. Burası da 6 yaptı bu arada. E, burası da kaç? 30 derece. Şimdi şu üçgenin alanı isteniyor. Bir üçgenin alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkar arkadaşlar. E alt tabanına ait yükseklik çizeceksiniz. Alt tabanına ait yükseklik tepesi burası değil mi? Hop buradan çizersiniz. Bak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 6 çarpı 3 bölü 2. 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den 9 bulduk arkadaşlar. Peki Siliyorum. Çoğunu sevmiyor. Deli ediyorsunuz beni. Neyse bir de buradan yapayım. Aynı zamanda bu üçgenin alanında nedir arkadaşlar? Ee, hocam 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bölü 2 eşit. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bölü 2 eşit. Tamam buradan da çıkarabilirsiniz tabii ki. Sinüs 150 dediğimiz sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30 dediğimizde 1 bölü 2 eşittir. Yani 6 çarpı 6 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 eşit oldu. O da kaç yaptı yine? 9 yaptı arkadaşlar. Tabii ki sinüs alan formülünü kullanabilirsiniz. Ama çoğu soruda ee, şey taban çarpı yükseklik bölü 2'de çıkıyor arkadaşlar. Tamam ben buradan çözümü bir yazayım. Ee, çözüme bakacak arkadaşlar bunu görsün. Ee, en azından sinüs teoremi de aklınızda bulunsun. Ben biraz takıntılıyım. Sinüs ve kosinüsü olabildiğince az yapmaya çalışırım arkadaşlar. S1 bölü S2 isteniyor. Aa hocam S1 bölü S2'yi nasıl bulacağız? Şimdi bir kere şu üçgenin alanını bulmak istiyorsam tabanına ait yükseklik tabii ki daha mantıklı. Hocam şuradan bir yükseklik çizersem. Hocam bir de burada şuna ait bir yükseklik. Mesela ee, şuraya ait olmaz tabii ki. Şuraya ait çizeceğine arkadaş şuraya ait çizsen daha kolay olmaz mı? Bak alfa, beta, beta, alfa. Niye? 90'ın karşısındakiler eşit oldu. O zaman yükseklerde de birbirine eşit oldu. 3 çarpı h bölü 2, 4 çarpı h bölü 2. E, yüksekleri de aynı olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı eşittir. Yani 3 bölü 4'e eşittir alanlar oranı. S1 bölü S2 arkadaşlar. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den buradan böyle geliyor arkadaşlar. Ya da iki üçgene baktığımız zaman neresi S1 arkadaşlar? Alan ABC. S1 burası da S2. İki üçgene baktığımız zaman sadece ve sadece ortak nesi var arkadaşlar? Ortak birer açıları da varsa e, sinüs alan formülünü de yazabilirsiniz. S1 dediğimiz nedir arkadaşlar? S1 dediğimiz 2 çarpı 3 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. S2 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 çarpı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Oo, 2 çarpı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. E ne yapacağız? Taraf tarafa oranlarsak eğer S1 bölü s 2ye buluruz. S1 bölü S2 direkt ne yapıyor? E, ee, sinüs alfa bölü 2'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. Sinüs alfa bölü 2'ler birbirini götürüyor. E, ee, 6 bölü 8 kaldı burada. 6 bölü 8 de nedir arkadaşlar? 3 bölü 4 yapar. Biraz önce de zaten 3 bölü 4 demiştik arkadaşlar. Size kalmış. İstediğiniz yerden yapın. Ve geldik. Şuraya. Bak bu soruyu alan dağıtımından yapabiliriz. Ama konu anlatımını yaparken tepe noktaları aynı olan üçgenlerde böyle kas sayılar çarpımıyla da demiştik. İlk önce alan dağıtımıyla yapmak istiyorum arkadaşlar. İster 2'ye göre alan dağıtımıyla başlayın ister 3'e göre başlayın. Hiç fark etmez istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ama bazen sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela 2'deki alan 2A dediysem tepe noktası neresi? Burası. O zaman arkadaşlar tepe noktası orası olan 3'teki alan ne yapmak zorunda? 3A diyebiliriz. Peki. Sonra hocam Buraya 3A dedik ama bak e, sonra burada 1'de kalan şöyle çizsem ne kadar saçma olduğunu görüyorsunuz. E hocam burada 3'ten 1'e dağıtabiliriz. O zaman burada dağıtamadığın zaman öbür tarafa geç. 3'de kalan 5A ise 1'de kalan eyvah ne yapacağız burada. Keşke 3'ün katı olsaydı dediniz mi burada dediniz. Keşke 3'ün katı olsun dediğiniz zaman hemen ilk baştaki verdiğiniz değerleri bir de 3 ile çarpın arkadaşlar. 3 ile çarpın ki 3'ün katı yapın. 3 ile çarptın 3 ile çarptın 9A. Şimdi 3'te kalan 15A mı oldu? Evet. 3'te kalan 15A. 5 katı 1'de kalan 5 katı 5A yaptı. O zaman şuradaki e, tepe noktası 1'de kalan 5A ise 2'de kalan da 10A diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Sonra ne çıktı arkadaşlar? Şuraya bakıyoruz. Şurası boşlukta kaldı. Arkadaş şurası boşlukta kaldı. 1'deki tepe noktası C. Aa bakın 5'teki de tepe noktası C'ye kadar bir şey var. 15, 15, 30A. Evet, 5'teki 30 ise 6 katı, 6 katı o zaman burası da 6 a olacak. Ee, bize boyalı bölgenin alanı 32 demiş. Yani 16 a eşittir 32 ise, a'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Alan ABC'de kaç çıkar arkadaşlar? Alan ABC'de e 15, 15, 30, 36 aydı zaten. 36 a. A yerine 2 yazdığımızda cevap 72 çıkar. Bak alanı dağıtarak bulduk. En azından size bir şey daha öğretmiş olduk. Dağıtamadığınız yerde dağıtamadığınız tabanla çarpın ki rasyonel sayılarla uğraşmayın arkadaşlar. Tamam. Birinci yol bu. İkinci yola gelelim arkadaşlar. Biz nereden yapmıştık bir de? Aa, bu arada kaç bulmuştuk cevabı? Cevabı 72 bulduk. Tamam. Cevap 72 arkadaşlar. Şuraya yazıyorum 72 diye. Evet. Şu, ne yapıyoruz? Tepeleri aynı olan üçgenlerde ne yapıyoruz? Şu üçgenin alanı kaç sayılar çarpımıyla orantılı. Mesela şu kaç sayılar çarpımı kaç? 2 kere 3 6. 6 A diyebiliriz. Hocam şu kaç sayılar çarpımı kaç? Hoppala cuppala. Yani burası kaç? 5. Burası kaç? 4. 5 kere 4 20. 20 A yapacak. Buraya ne kaldı o zaman? 14 A kaldı. Burası 6 A ya arkadaşlar. Tamamı 20 A yapacak. 14 A kaldı. Peki en büyüğüne bakalım arkadaşlar. En büyüğü nedir? Hocam şurası kaç A? Şurası 6. Şurası kaç? 3, 4. Burası da 6. 6 kere 6, 36. Tüm alan 36 A yapacak arkadaşlar. O zaman burası 14, 6 20 A ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 A kaldı. 16 A eşittir. Kaç yapıyor? 16 A. 32 ise A'yı buradan 2 bulduk yine ve bizden 36 A isteniyor. O da 72 çıktı. Bakın görüyorsunuz aynı sonuç çıktı arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Size kalmış. Geldik 38'e. Evet. ABC bir üçgen. Peki eyvallah. Sıkıntı yok. Şimdi böyle bir şey var ya. Ya bu alanı tabii ki taban çarpı tabana ait yükseklikten bulabiliriz arkadaşlar. 30'un kart 90'ın karşı B 30'un karşı B bölü 2. C çarpı B bölü 2 bölü 2. C çarpı B bölü 4 yaptı arkadaşlar. Direkt ne verilmiş bize? Ee, sarı sarı bölgenin alanı verilmiş. Ondan sonra işte burası birer birim arttırılmış. Burası C, burası B yine buradan bir yükseklik çizersiniz. Burası da B artı 1 bölü 2 yapıyor. C artı 1 çarp B artı 1 bölü 2 bölü 2'den de yine bir değer gelecek. Yine buradan sonuca ulaşabilirsiniz. Size söyleyeyim. Tamam. Hadi ödev olsun. Onu da siz yapın arkadaşlar. Ya da siz ne yapıyorsunuz? Tamam. Sinüs alan formülü yapıyorsunuz burada. Hocam şu üçgen verilmiş. Ee, bir de soruyu tam okuyayım. ABC üçgeninin AB kenarı AC kenarı birer birim uzatıldığında oluşan sarı bölgenin alanı kaç çıkmış arkadaşlar? 4 birim çıkmış. Buna göre B artı C nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet gençler. <laughs> Şimdi daha kolay bir şey çıkacak mı diye bakıyoruz. 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 Neyse. Şuradan bir paralel atıp bir şey yapmak aklıma geldi aslında ama şuradan bir paralel atsak hocam. Bir ise burası bir yapar. A hocam burası 30 yapar. Ee, burada kalanı bulurum ama burada kalan nedir? tabanına ait yükseklik bulmak lazım o zaman. E, ee, şurada kalanı bilmiyoruz o zaman arkadaşlar. Neyse buradan yapmayacağım arkadaşlar. E, biz şeyden yapalım. Şu alan nedir? B çarpı C çarpı sinüs 30 bölü 2 eşittir arkadaşlar. Sinüs 30 nedir? 1 bölü 2 eşittir. O zaman burası da ne yaptı? B çarpı C bölü 4'e eşit oldu. Peki. Hocam burası B çarpı C bölü 4'e eşit. Anladık. Burası C iken burası da B mi? Aynen öyle. E, büyüğün alanında ne olacak o zaman arkadaşlar? Şurası c artı 1. Burası b artı 1. O zaman b artı 1 çarpı c artı 1 çarpı sinüs 30 bölü 2 sinüs 30 bölü 2 de neye eşit olacak arkadaşlar? Şu ikisinin alanın toplamına eşit olacak. Yani b çarpı c bölü 4 artı 4'e eşit olacak. Sinüs 30 1 bölü 2 1 bölü 4 yaptı arkadaşlar burası. Şurayı dağıtıyorum arkadaşlar. Şu yukarıya mı yazsaydım bunu ya? Yer kalmadı arkadaşlar. Çok özür dileyecektim. Ee, burası arkadaşlar B çarpı C şurası ee, C artı 1. Burası da B artı 1. Tekrar yazıyorum. B artı 1 çarpı C artı 1 çarpı sinüs 30 bölü 2. Ne eşit olacak? BC bölü 4 artı 4'e. BC bölü 4 artı 4'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman burada dağıtıyorum. Şu sinüs 31 bölü 2 bu bölü 4 yapacak arkadaşlar. Tamam. BC artı B artı C artı 1 yapıyor arkadaşlar çarptığım zaman. Bölü 4 yaptı. Eşittir. BC bölü 4 artı 4 yaptı. Hatta bu BC artı 16 bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Bölü 4'ler sadeleşti. O zaman burada bak ne çıktı arkadaşım. Devam edelim burada. BC artı B artı C artı 1 eşittir. BC artı 16'ya eşit oldu. BC'ler de gitti. O zaman B artı C de ne eşit oldu arkadaşlar? Şu artı 1 doğru değil mi? Evet. Ee, 16 eksi 1'den 15'e eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız 15 yaptı. Tamam Belli zaten sinüs alan formülünden çıkacağı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Hmm. geldik şuraya. Trigonometriden hatırlıyorsunuzdur. Bunu nasıl yaptınız Tabii ki sinüsten şey yapacağız, yapacağız, arkadaşlar. Yapacağız. Sinüsten yapacağız. Hiç sıkıntı değil. Ama ben ben olsam ne yaparım arkadaşlar? Şimdi <laughs> şu 45'in mantığını kullanmak istiyorum. 45'in mantığını kullanmak için hocam şuradan bir dik çizsem. Ya yok burada uzunluk yok ki. Ee, iki i̇ki ihtimalim var. Ya buradan dik çizeceğim ya da buradan dik çizeceğim. O zaman buradan dik çizeyim hocam. Buradan dik çizeyim. buradan çizilen dik nereye düşecek? Geniş açılı olduğu için sadece dışarıya doğru düşecek. Dışarıya doğru düşsün bakalım şurası. Tabana ait yükseklik. Arkadaş bak burası şey olmuş oldu. Her iki kenarda da y ortak ya. Tamam. Çizdik burası. Şuraya da y diyelim arkadaşlar. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6 mı yaptı burası? Aynen. E hocam burada da 60'ı kullanmak için hop şuradan da bir dik çizersem şöyle. Aa hocam kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran y dememe de gerek yokmuş. 1'e 1. Bir. O zaman burası da 6 çıktı. 60'ı karşı 6 ise 30'un karşısı karşı kaç yapar? 2 kök 3. O zaman burası da kaç çıktı? 4 kök 3 çıktı. Evet. Alansız bir şekilde böyle yapabiliriz arkadaşlar. Ya da siz ne yapıyorsunuz? Hocam daha da zorlaştırıyorsunuz. Bak özel açı mantığını kullanıp çok da rahat bir şekilde çıkarttık. Nereden yapacağız arkadaşlar? Hocam şurayı y dersem bu alanlar bu buradaki oranlamalar birbirine eşit verilmiş ya o zaman burada kalan A ise burada kalan da A mıdır? Evet. O zaman A alanı ne eşittir? X çarpı y çarpı sinüs 60 bölü 2 eşittir. Bazen 1'e 2 oranı oluyor arkadaşlar. A2 A 2A alanı oluyor. A'yı yazacaksınız, 2A'yı yazacaksınız ve oranlama yapacaksınız o zaman da, tamam mı? A alanı ne eşit arkadaşlar? X çarpı y çarpı sinüs 60 bölü 2 eşit. Aynı zamanda A alanı ne eşit burada? Y çarpı 6 kök 2 çarpı Sinüs 45 bölü 2'ye eşit. Aa, burada gerek sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Şimdi bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Y'ler gitti mi? Gitti. Sinüs 45 dediğimiz nedir arkadaşlar? Bir ee, 1 bölü kök 2'dir. Sinüs 60 dediğimiz nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Yani burada x çarpı kök 3 bölü 2 eşittir. Ee, 6 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2. Şunlar şunlar da gitti. O zaman 12 bölü kök 3 x eşittir 12 bölü kök 3 yaptı. O da kök 3 çarparsak kaç olur? 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız 4 kök 3 yaptı. Biraz önce de 4 kök bulmadık mı? Şöyle çizdik. Burayı 6 bulduk. Evet böyle çizdik. Burayı da 6 bulduk. 60'ı karşı 6 ise burası 2 kök 4 kök Evet bu şekilde de 4 kök 3 bulmuştuk zaten arkadaşlar. Tamam mı? 39. soru. Sinüs alan formülünden de bu şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Temel mantık bu. Yani cevap burada şıklı soruymuş. Onu da yazdım şöyle. Dört kökü çıktı. Ve geldik şuraya. Bazı sorular vardır ki sadece sinüs alan formülünden çözülebiliyor. Ama aslında istesem tabii yüksekten de çözebilirim arkadaşlar ama çok fazla abartmayayım isterseniz burada. Şimdi S1 ile S2 alanları birbirine eşit verilmiş. Yani ben buraya A alanı diyeyim. Buraya da A alanı diyeyim. E burada bir beyaz alan var. Şuraya da bir B alanı diyecek olursam. Aa hocam A artı B alanı hem şu üçgenin alanı yaptı. Bak dikkat. A artı B alanı hem şu üçgenin alanı yaptı. Hem de A artı B alanı şu mavi üçgenin alanı yaptı arkadaşlar şöyle. O zaman A artı B alanını yazalım. Hem şu üçgenin alanı. Her ikisinde de ortak açı var değil mi arkadaşlar? Ortak açı, ortak köşe burası. Ortak açı da burası yaptı. A artı B alanı sarı üçgende nedir? 8 ve 4 artı x. 8 çarpı 4 artı x çarpı. Sinüs alfa bölü 2 eşit. Aynı zamanda mavi üçgende 4 ve 14. 4 çarpı 14 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Sin alfa bölü 2'ler gider. Dolayısıyla burada ne kaldı arkadaşlar? <laughs> sadeleştirme yapalım mı? Yapalım tabii ki. 8'e ya sadeleştirme yapınca şurada gözükmeyecek arkadaşlar da. Neyse 4'e bölsen 4'e bölsen 2 4'e bölsen gitti 2. Bir daha 2'ye bölsen 2'ye bölsen burada da 7 kaldı arkadaşlar. O zaman burada 4 artı x eşittir 7 yaptı. x de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Evet cevabımız da böylelikle 3 çıktı. Yani iki tane üçgen var. Ortak köşesi de varsa ortak açı var demek. Yani sinüs alan formülüne gideceksiniz demek. E, olay da buradan çıkıyor arkadaşlar. Ve geldik son iki soruya. Evet. 41. soru. ABC üçgeninde BD e, boyalı BDE üçgeni DE boyunca katlandığında B noktasının yeni B üstü oluyor. Bir kere eski haline geri getir kardeşim. Şöyle bir eski haline geri getir. Şimdi aslında biz burada ne yapıyoruz? Bir katlama yaparken aslında bir doğruya göre simetriğini alıyoruz değil mi? Yani bizim B noktası giderken şöyle yol alırken nasıl yol alıyor arkadaşlar simetriğini aldığımız için? Nasıl oluyor? yol alıyor? Şöyle bir yol alıyor. E şöyle bir yol alıyor derken şurası yani bu noktanın bu doğruya göre simetriği şeklinde olmuş oluyor. Tamam. Şimdi bana diyor ki <laughs> ABC üçgeni tamam. Katlama sonrasında oluşan sarı bölgenin alanları toplamı mavi bölgenin alanının iki katıdır. Heee. Bir kere şurada kalan da bak şunu da şuraya bir yerleştireyim arkadaşlar. Şurası A iken şu sarı bölgeler 2A'ymış. Tamam. E şununla şu paralel mi? Onu biliyor muyuz arkadaşlar? Öyle bir şey bilmiyoruz. AB çarpı BC. AB, 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 AB neredesin AB? Şu. AB çarpı BC. Ha, ha. O zaman kollar çarpıp isteniliyorsa dur. 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 Şimdi arkadaşlar burası A iken burası da A. Sarı bölge kaç? Sarı bölgede 2A verilmiş değil mi arkadaşlar? Sarı bölgede şu ikisi de 2A iki verilmiş bize. Katlamadan dolayı A, A, olduğunu biliyorum. Sarı bölge 2 sarı bölge kat olduğunu biliyorum. Peki o zaman burası A iken ne buldum arkadaşlar? Burası A iken şurası 2A, burası da A. Burayı da kaç buldum arkadaşlar? 3A olarak buldum. Şimdi dikkat ederseniz AB ve BC çarpımı isteniyor. AB ve BC çarpımı bölü BD ve BD ve BE çarpımı isteniyor. Bak o zaman arkadaşlar şu çarpım isteniyorsa ortak olan açıyı kullanacağım burada. Yani şurada açıyı kullanacağım. Arkadaşlar şu açıyı kullanacak olursam A alanını yazabiliriz biz burada. A alanı neye eşit arkadaşlar? Eee İlk önce AB çarpı BC'yi kullanayım arkadaşlar. O zaman 4A alanı diyeyim. 4A alanı neye eşit? AB çarpı BC çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit arkadaşlar. A alanı neye eşit peki arkadaşlar? O da BD çarpı BE. BD çarpı BE çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Benden AB çarpı BC bölü BD çarpı BE istenildiği için ne yapacağım arkadaşlar? Taraf tarafa oranlayacağım. Sin alfa bölü 2'ler gitti mi? Gitti. A'lar gitti mi? Gitti. O zaman 4 eşittir. AB çarpı BC bölü BD çarpı BE'ye eşit oldu arkadaşlar. İşte bu soruda sinüs yapmasaydık yani şu kollar çarpımından dolayı uyandım sinüse gideceğim arkadaşlar. Sinüs yapmasaydık işte bu soruda zorlanırdık. Bazı sorularda da sinüsü bilmek lazım. Ee, bu kollar çarpımı arasındaki açı ve bu kollar çarpımı arasında kaç ortak olduğu için sinüs alan formülü aklımıza geldi arkadaşlar burada. Evet 41. soruyu da ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk böylelikle. Ve geldik son soruya. Hani bu da sinüs alan formülü değil de burada doldurayım diye birim kareli şeyler ilgili doldurayım diye böyle bir soruda yazmak istedim arkadaşlar burada. B noktasının AC kenarının olan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi şöyle yapabilirsiniz şu uzunluğu Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz. Bir kere ben şöyle bir şekil gördüğünüz zaman ne yapın diyordum. Hocam dikdörtgen içerisine oturtalım şunu. Tamam. Aa hocam ben bu alanı bulurken şöyle yapabilirim. Bakın şu alanı bulurken dikdörtgenin alanından dikdörtgenin alanından beyaz alanları çıkartabilirim. Hatta bu uzunluklar da birbirine ben, be, belli. Bizden de şuna, şuna ait yükseklik isteniyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar güzel bir şey var burada. Ee, şu taban uzunluğu belli mi? Belli. Hocam burası kaç birim 2. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 ise burası Pisagor bağıntısından 2 kökon çıkıyor. Kafadan yaptım. Asıl 2x1, 2x3 2x1 artı 9, 10 yaptı arkadaşlar. Tamam. Tabana ait yükseklik. Tamam. Olay bitti. Yani şurası haş diyeceğiz arkadaşlar. Bu olayı burada bitireceğiz böyle. Hocam dikdörtgenin alanından şu alanları tek tek çıkartıp sarı alana eşitleyeceğiz. Oradan sonuca ulaşabiliriz. Şimdi söyleyeceğim yol biraz daha farklı ve biraz daha güzel. Aslında 2 burası. 1, 2, 3, 4. 4 burası. Burası 2 kök 5 değil mi? Burası da 2 kök 5. Aa hocam 2, 4, 2 kök 5. 2, 4, 2 kök 5. Bunlar eş üçgen. E, alfa. Burası da beta. Burası 90 derece çıkıyor arkadaşlar. Oradan da yapabilirdiniz bu arada bu soruyu. Tamam mı? Yani burada dikten dikinilmiş ve üçgenin alanı 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2. Aynı zamanda 2 kök 10 çarpı h bölü 2 eşit deyip oradan yapabilirsiniz. Ama birim karelerde e, şu alanı bulmak için tabii ki dikdörtgenden faydalanmanız daha mantıklı olur arkadaşlar. O zaman taralı alan nedir? Taralı alan dikdörtgenin alanından yer var mı? Yer yok. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Taralı alan taralı alan dikdörtgen alanından dikdörtgenden üçgenleri çıkartacaksınız. Üçgenleri çıkartacaksınız. O zaman taralı alan neye eşit oldu arkadaşlar? Aynı zamanda e, 2 kök 10 çarpı h bölü 2 eşit arkadaşlar. 2 kök 10 çarpı h bölü 2 eşit. Aynı zamanda dikdörtgenin alanından. Yani şurası kaç birim arkadaşlar? 2 birim burası 4 birim. Burası 2 birim. Burası 4 birim. Yani 6 kere 4. 6 çarpı 4'ten Üçgenlerin alanı çıkartacaksınız. 2 çarpı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2. Ve 2 çarpı 6 bölü 2 çıkartacaksınız. Ve buradan ne geliyor arkadaşlar? Burası kök 10 h yapıyor burası. Şu kalemi değiştireyim. Kök 10 h eşittir. 24'ten 4'ü, 4'ü ve 6'yı çıkartacaksınız. 14'ü çıkartacaksınız. Yani 10 yapıyor arkadaşlar. E buradan da h ne yapar arkadaşlar? 10 bölü kök 10 yapar. 10 bölü kök 10 da kök 10 ile çarparsak 10 kök 10 bölü 10'dan kök 10'a eşit olur arkadaşlar. Evet cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 42. soruda kök 10 çıktı. Dediğim yoldan işte bu yol bir de diğer türlü de siz şu üçgenlerin eş üçgen olduğunu yazıp alfabete yazarsanız burası da 90 derece çıkıyor. Ee, dik üçgenin alanından da sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Evet böylelikle bu soruyu da hallettik ve üçgende alanını da tekrarını yapmış olduk arkadaşlar. Ve biz bu işi bitirmiş olduk arkadaşım. Üçgende alanı da tekrar ettik. Üçgende alan gerçekten çok önemli. İlerleyen zamanlarda paraya kenar tekrarında falan çok işimize yarayacak. Ee, bizim için önemli olan nedir? Taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2. En önemlisi bu. Alan dağıtma, alan kaydırma. Bunlar çok önemli. Bir de sinüs alan formülü. Bir de benzerlik alanı alanlar oranına eşit. Bir de ağırlık merkezi. Bir de açı ortayların kesim noktası olduğunda arkadaşlar. Onların hepsini de tekrarını yapmıştık zaten. Tamam. Olay bu. Temel mantık bu. Ve böylelikle bu konu anlatımında bitirmiş. Yani bu özeti de yani e, genel tekrarda 5. de 5. E, yi de halletmiş olduk arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani 6. genel tekrar 6. videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.